Ölümle bitmeyen hayatlar vardır. Kimi okul açar, kimi bir talebi okutur. Fakat biz miktarı ne olursa olsun ihlasla verilen her bir kuruşun bereketine inanıyoruz. Her şeyden ziyade ömrü bereketlendirdiğine. Gelin ölümle bitmeyen bir hayat için zekat, sadaka ve bağışlarınızla bir Medrese-tü Zehra projesi olan Respect Graduate School'a destek olun. Şimdi değilse ne zaman? Kıymetli seyirciler, Respect Graduate School'un zekat, bağış, burs programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Takvimler bugün itibariyle 17 Mart'ı gösteriyor ve günlerden beri duyurularını yapıyor arkadaşlar. Günlerden beri sizi hayra davet ediyorlar. Hayra davet ederek aslında hayır hasenat defterinizin biraz çoğalması için bir yol açıyorlar. Sizin bugün yapacağınız hem programı seyrederek hem de yapacağınız bağışlarla bulunacağınız hayır hasenat inşallah çok güzel şeylere vesile olacak. Programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Bugün inşallah size ben çok az konuşacağım, misafirlerimizi dinleteceğiz. Misafirlerimizin söyleyecekleri var çünkü, onların anlatacakları var çünkü. Onların anlatacaklarına geçmeden evvel izniniz olursa Kur'an-ı Kerim'le başlayalım, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayalım kıymetli seyirciler. Ve size Mustafa Zeyn hocamızın okuyacağı ayetleri dinletmiş olalım. Buyurun efendim. Programımıza hoş geldiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا رب ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا سدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا
رحمت الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه به والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf suresi 54. ayet. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Araf suresi 55. ayet. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Araf suresi 56. ayet. O, rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Araf suresi 57. ayet. Toprağa verimli, güzel bir diyarın bitkisi Rabbinin izniyle yeşerip çıkar. Çorak, verimsiz olan bir yerin bitkisi ise çıkmaz. Çıkan da bir şeye yaramaz. İşte şükredecek kimseler için biz ayetleri böyle farklı üsluplarla tekrar tekrar açıklarız. Araf suresi 58. ayet. Efendim, Mustafa Zeyn hocamızın tilavet ettiği ayetleri dinlemiş olduk. Hemen arkasından da mealini aktardık. Programımıza hızlıca başlayabiliriz. Okulumuzun başkanı, rektörü Doktor Süleyman Eriş hocamız şu anda bizimle beraber. Süleyman hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk Asım Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ramazanınız mübarek olsun. Sizlerin de. Hocam, bir kere daha beraberiz. Bir kere daha respect için ve respect'in Ramazan, artık gelenekselleşen Ramazan, zekat, bağış, burs programı için seyircilerimizle buluştuk. Düşüncelerinizi, önce duygularınızı bir alayım. Arkasından da niçin böyle bir programı organize ediyoruz onu sormuş olacağım. Tabii oldukça heyecanlıyız, şevkliyiz. Ramazan'ın tabii bizim gibi kalbi sönük kullar üzerinde dahi getirdiği güzel bir hissiyat oluyor. O hissiyatı elden geldiğince yaşamaya, hissetmeye gayret ediyoruz. Bu açıdan açıkçası Rabbimize hamd ediyor ve gerek izleyicilerimizin katılımıyla, gerekse de sizlerin bu bize sağladığı imkanlar vesilesiyle bütün muhataplarımızı gönülden selamlıyor, kucaklıyor ve katıldıkları için çok açıkçası teşekkür ediyoruz. Hocam, neden böyle bir program organize ettik? Neden böyle bir zekat, burs, bağış programı organize ettik? Onu da bir anlatmış olsanız. Çünkü okulun bildiğim kadarıyla çok ciddi kat ettiği mesafeler var. Geçen seneki evet. programdan hatırlıyorum. Biz inşallah izin aldık demiştiniz. Ya da evet. başvurumuzu yaptık, başvurumuz kabul edildi demiştiniz. Mesela o başvurunuz, evet. üniversite olma başvurunuz hangi aşamada? Evet. Asım Bey, çok yerinde bir sual oldu bu. Benim de arzu ettiğim, ifade etmek istediğim şeyler bunlar. Bir manada da bu Kur'ani bir üslup. Kur'an bize ilk yaratılışımızı değişik vesilelerle önümüze arz ediyor. Ve bu vesileyle de bize nereden geldiğimizi hatırlatarak nereye doğru yürüdüğümüzün dersini vermiş oluyor. Bu açıdan biraz geçmişimizi hatırlamamızda fayda var. Ben Amerika'ya hicret maksadıyla 2000 yılında geldim. 96 yılından 2000 yılına kadar Hoca Efendi'nin yanında talebe olarak hayatımı idame ettiriyordum. O zaman Atlanta'ya geldik ve 2000-2012 yılları arasında bizim hizmetimizin kültür merkezlerinde elden geldiğince gayret ettik, gayret gösterdik. Sonradan yine Hoca Efendi'nin tensibiyle 2012 yılında Respect'in kuruluşu maksadıyla buraya gelmiş olduk. O dönemler Türkiye'nin ve hizmetin biraz daha böyle neşeli günleriydi diyebiliriz. Böyle sıkıntılı dönemlere nazaran daha imkanların geniş olduğu dönemlerdi. Rahattık. Belki siz de o dönemde Türkiye'deydiniz ailecek. Evet, evet. Ve o dönemlerde Türkiye'deki insanımızın, hizmete gönül vermiş insanımızın, Hoca Efendi'nin ideallerine, ufkuna gönül vermiş ve onları realize etmek isteyen iş adamlarının katkılarıyla burada Bethlehem'de, Pensilvanya'da bir bina alındı hizmet tarafından. Ve oradan gelen katkılarla Respect Graduate School, bir ilahiyat fakültesi olma maksadıyla temellerini atmış oldu. 2015 yılında ilk izinlerimizi aldık. Fakat Türkiye'de yaşananlar yaşanınca, Türkiye'den gelen o maddi desteklerin bir manada kesilmek zorunda kalması sebebiyle 2018 yılında biz aldığımız izinleri kaybetmiş olduk. O dönemde tabii yaşadığımız realiteler bunlar, biliyorsunuz. O dönemde Türkiye'den bize bağışta bulunanlar bugün itibariyle maalesef terörist kabul edildiler. Ve kendi elleriyle kazandıkları rızıklardan ayırarak verdikleri paralardan dolayı bir ilahiyat fakültesi açılması için maalesef Türkiye'de hapis yattı bu insanlar. Ve o yaşananlar neticesinde 2018 yılında biz mali yükümlülüklerimizi yerine getiremediğimiz için izinlerimizi kaybetmiş olduk. Tabii zor bir dönemdi. Bir taraftan Türkiye'de bunca emek vermiş, kendi rızkını paylaşmış insanlar hapis yatıyorlardı. Diğer taraftan da biz bugün burada 2018 yılı itibariyle izinlerimizi kaybetmiştik. Ve biraz etraf karanlık gözüküyordu. O dönemler itibariyle biz de zor günler geçirdik burada.
Ama Allah'a hamdolsun bir şekilde o hakların, o hukukların kaybolmaması için bir mücadele ortaya koymaya gayret ettik. Mücadelemizde kimi zaman yalnız kaldığımız da oldu. Kimi zaman şaka usulü abi okul mu kaldı diyen arkadaşlarımız da oldu etrafımızda. Ama Allah'a hamdolsun Cenab-ı Allah bugünlere kadar bizi getirmiş oldu, elimizden tuttu. Elhamdülillah. Ve o gün 2018 yılı itibariyle kaybettiğimiz izinleri biz 2000 yani geçen sene Temmuz aylarında yeniden elde etmiş olduk. O günlerde belki 3-5 öğrenci bulup bir ders başlatalım heyecanı içerisindeydik. Kimi zaman açtığımız derslerin muhatabını bulamıyorduk. Ama bir hamd vesilesi olması için söylüyorum. Bütün dinleyenlerimizin ve İspek'te bugüne kadar bütün katkı verenlerin Cenab-ı Allah'a hamdının arttırması için bunları ifade etmeye çalışıyorum. Bugün itibariyle burslu öğrencilerimizle birlikte yaklaşık 2500 civarında öğrencimiz var bizim Maşallah. dönem. Yani bu düşünün 2018'den yani 2018'lerde 3-5 öğrenci peşinde koşarken Allah 5-6 yıl içerisinde bize bilemiyorum yani hani Kur'an-ı Kerim'de o başaklar anlatılır ya. Yani nasıl bir bereket verdi, nereden biz bir duaya mazhar olduk bilemiyorum. Büyük bir inkılap hasıl oldu. Bu dönemlerde biraz sözü uzatacağım kusura bakmasınlar. Estağfurullah. Ama bazı bu Program sizin hocam. geçmiş dönemi... Program sizin, anlatabilirsiniz tabii ki. Buyurun. Estağfurullah kusura bakmayın ben seyircilerimden de özür diliyorum. Estağfurullah. Ama bazı noktaların vurgulamam gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir hikaye benimle birlikte yaşadı ve bu hikayeyi en iyi takip edenlerden biri bendim. Bu hizmetin bir hikayesi. Ve bu hikayeyi bence herkesin bilmesi lazım. Herkesin bu hikayede bir şekilde bir payı var. O 2018 yılları itibariyle biz mesela buradan Pensilvanya'nın Esnaf abilerinden Eyüp abiyle biz Mısır'a gitmiştik. Onu da hep yad ederim. O günlerden bugünlere hiçbir zaman desteğini eksik etmedi. Mısır'dayken ay sonu itibariyle bizim çalışanlarımızın maaşlarını vermemiz gerekiyordu. Yeteri kadar paramız yoktu. Mısır'dan ben bizim o günkü Vice President'ımız Walter Wagner, Dr. Walter Wagner'e telefon açtım ve dedim ki yani ay sonu parasını ödeyemeyeceğiz. Senin bir Hristiyan arkadaşın var, Bruce Merrill. Onunla konuşsan bize bir yardım yapsa da biz bu ay sonu maaşları ödesek. O gün itibariyle 40 bin dolar bir Hristiyan Bruce Merrill bize yardımda bulundu. Ve mesela yine o dönemlerde bir teşekkür ve bir sadakat emaresi olarak Muhammed Mansur abiyi zikretmeliyim. Bir Mısırlı abimiz. Bir Ramazan'da bizi ziyaret etmişti. Ortalık gene karanlık bir dönemdi. Bize 80 bin veya 100 bin dolarlık çek verdi. Ve biz o çekler vesilesiyle burustan sonra hemen hemen yani bir 8-10 aylık böyle bir giderimizi elde etmiş olduk. Ve bu şekilde müessese Türkiye'de yatan abilerimizin hukukunu koruyacak şekilde hayatını idame ettirebilmiş oldu. Ve bu dönemler içerisinde mesela geçen senelerde yine New Jersey'deki abilerimizden, kıymetli abilerimizden Erdal abi çok büyük civan mertliklerle bize destek verdi. Ve biz yeniden bir cesaret alarak tekrar kendi başımıza üniversite olmak ümidiyle başvurularımızı yaptık. Geçen Haziran ayı, Temmuz ayı itibariyle iznimizi aldık. Ve şu 2-3 hafta önce gelen akreditasyon heyetinin ziyaretiyle de her ne kadar resmiyet netleşmese de akreditasyonun ikinci aşamasında geçmiş olduk. Şu an Elhamdülillah.
Evet, öyle bir kanaatimiz var. Beyanları o çerçevede gözüküyor. İnşallah. Ve şu an itibariyle hizmetin Bediüzzaman Hazretleri ve Hoca Efendi çerçevesinde sahip olduğu o bir manada kuşatıcı İslam yorumunu Amerika'da ve internet vesilesiyle bir manada dünyanın dört bir bucağında gürül gürül ifade edebilecek bir müessesemiz, bir üniversitemizin şu an itibariyle temelleri atılmış oldu. Ve ikinci aşamayı geçtik. Şu an üçüncü aşamanın içerisine girdik. Ve eğer bu aşamayı da geçersek şayet, yani bizim bölgemizde olması hasebiyle bu örneği veriyorum. Harvard Üniversitesi'nin aldığı akreditasyonun bir emsalini 2 sene sonra üçüncü aşamasını geçerek açıkçası sağlama oturtmuş olacağız. İnşallah hocam. Ve böylelikle hizmetin İslam düşüncesini yeşerten, temsil eden, Amerika'da İngilizce, Türkçe, belki bir Kürtçe, belki yakında bir Arapça, onları da ümit ediyoruz. Dilleri üzerinden dünyanın dört bir bucağına Kur'an'ın ışığını götürmeye gayret eden, bütünüyle akredite, bütünüyle dünya standartlarında bir üniversitenin adımlarını, hayallerini atmış olduk, kurmuş olduk ve şu gün itibariyle de sizlerle beraber bu programdayız. İnşallah hocam. Ama akreditasyonunuzu aldığınız anda bence ilk fırsatta bir hafta mı olur, 2 hafta mı olur hemen bir tane program yapmalıyız bence. Bir kutlama programı Kesinlikle. herkesle paylaşmalıyız Kesinlikle. bu mutluluğumuzu Bütün Allah'ın izniyle. dostlarımızın hakkı bu. Herkesin emeği var. Yani Evet. hiç, kimlerin emeği var bilemiyorum. Kimlerin Evet. duası var bilemiyorum. Evet. Ve bütün dualara, emeklere, katkılara, belki bileziğini zaman zaman gönderen ablalarımıza, işte yüzüğünü gönderen ablalarımıza, bir şey gönderemeyip duasıyla bize destek veren kardeşlerimize, hepsine gönülden teşekkür ediyoruz. Bu tabii ben açıkçası kendimi Hoca Efendi'ye intisaptan her zaman haya etmişimdir. Kendim Estağfurullah. teknik olarak Hoca Efendi'nin talebesi olsam dahi kendimi hiçbir zaman ben Hoca Efendi'nin talebesi gibi görmek istemedim, görmedim. Çünkü Hoca Efendi benim ufkumda çok, hayalimde çok uç noktada duruyor. Bir erişilmez bir ufukta duruyor. Ama bunu şunun için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimizle alakalı böyle bir ayet vardır. Ve ma kuntu bid'aten min er-rusul. Ben bir bid'atçı elçi değilim yani. Ben kendim olarak da açıkçası hareket etmiş değilim. Hoca Efendi'nin bir hayalini burada biz hep beraber, siz, ben ve daha ismini sayamadığımız ve bilmediğimiz bütün Hoca Efendi'nin talebeleri hep beraber bir araya geldik. Yıllardır bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz ve şu an itibariyle bu mücadelenin en kritik dönemine girdik. Önümüzdeki 2 yıl bizler için çok kritik ve şunu da söylemem icap ediyor. Yani 4 aşamalı akreditasyonun 2 aşamasını geçtik ve gelen akreditasyon heyeti fevkalade bir memnuniyet arz etti. Elhamdülillah. Geçen 2-3 hafta öncesi itibariyle onların memnuniyetleri içerisinde beni daha da memnun eden şu beyan çok önemliydi. Burada biz Amerika'da görmediğimiz bir bilhassa öğrencilerinizde ve fakültenizde yani öğretim görevlilerinizde Amerika'da rastlamadığımız bugün ve hasretini çektiğimiz bir havayı bulduk. Bunu ben abartı yapmıyorum. Kesinlikle bir abartım yok. Amerika'da insanlar eğitimi ne kadar para kazanacaklar, bunun hesabını yaparak alıyorlar ve bu maksatla üniversitelere geliyorlar. Fakat biz burada doğrudan doğruya bu talebelerde bir öğlen yemeği yediler beraber ve bizler yoktuk yani sadece talebelerle. Bu talebelerde biz sadece ilim öğrenmek için, bilgi öğrenmek için
ve bu bilgiyle kazanılacak fazileti elde etmek için buraya gelmiş bir talebe grubu gördük. Biz bunu müşahede etmiyoruz dediler. Güzel, Ve çok güzel. bunlar bize gerçekten ümit veriyor. Gerçekten geleceğe ait bize bir şevk veriyor. Hoca Efendi'den, Bediüzzaman Hazretleri'nden ve gerisi itibariyle ta Efendimiz Aleyhisselatü'ne kadar yürüyen bir İslam kahramanları ve başında Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen bir sanki bir berekete biz yani hizmetimiz olarak, arkadaşlarımız olarak mazhar olmuş gibi gözüküyoruz. İnşallah, Bu çerçevede inşallah. dediğim gibi bunları tamamıyla Rabbime bir hamd vesilesi olarak bu davaya katkı yapan hizmetin bir hoşafını içmiş. Efendime söyleyeyim bir sohbetine katılıp bir maklubesine kaşık salmış ve dolayısıyla Bediüzzaman'ın ve Hoca Efendi'nin, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vesi olmuş. Bütün arkadaşlarımızın, bütün kardeşlerimizin bir hamdine vesile olması için söylüyorum. Onları teşvik için söylüyorum. Evet. Hocam bugün seyircilerimizden, katılımcılarımızdan tam olarak ne bekliyorsunuz? Ben çünkü sizlerle program öncesi yaptığım görüşmede çok önemli birkaç hususu altını çizerek anlattığınıza şahit oldum. Bunlardan bir tanesi, evet, akreditasyonun üçüncü aşamasındasınız. Fakat buradaki üniversitelere baktığınız zaman, özel üniversitelere, devlet üniversitelerine vesaire fark etmiyor. Müthiş bir bütçeyle hareket ediyorlar. Müthiş bir bütçeleri var. Hem kuruluş aşamasında hem devam eden yıllar aşamasında müthiş bütçeleri var. Ve bu büyük bütçelerle yapıyorlar. Bütün araştırmalarını, burs vereceklerse burslarını vesaire. Sizin tam olarak beklentiniz ne bugünkü programdan? Allah razı olsun. Dediğiniz doğru. Ve şunu da söylemem lazım yani bütün açıklığıyla söylemem lazım. Bu mücadelenin bir parçası olduğu için izleyicilerimiz. Biz evet üçüncü aşamaya geçtik ama son akreditasyon heyetinin ziyaretinde bizim banka hesaplarımızı malik olduğumuz mülkiyeti böyle inceden inceye bu heyet gözden geçirmedi. Bu üçüncü aşamada artık böyle öğrencilerle buluşmak ve insanlarla tanışmak ve bu anekdotlarla bu iş devam etmeyecek. Bu üçüncü aşamada tamamıyla artık iş inceden inceye elekten geçirilecek ve rakamlar bir manada konuşmuş olacak. Tabii Amerika'da bir üniversite kurmak, küçük dahi olsa bir üniversite kurmak çok masraflı bir şey. Sadece ben bir örnek vereceğim. Tabii bizim için belki kıyaslanamayacak ölçüde bir örnek bu ama bundan yani yakın bir ay içerisinde Albert Einstein Medical School'a bir Yahudi hanımefendi 1 milyon dolar değil, 100 milyon dolar değil, tam 1 milyar dolar bağış yaptı. 1 milyar dolar bağış yaptı. Bugün itibariyle eğer bizim ekonomik anlamda sahip olduğumuz değerleri heyet inceden ince bir tahlile tabi tutsa, bugün itibariyle konuşuyorum, biraz akreditasyonu almamız zor gözüküyor. Ama bugünkü program ve bundan sonra Hoca Efendi'nin talebelerinin, ben Hoca Efendi ile ders okumuş, okumamış, talebeyi birbirinden ayırmıyorum. Bir kitabını okumuş, bir vaazını dinlemiş, her türlü Hoca Efendi'nin ilminden, maneviyatından istifade etmiş herkes talebe. Bizlerin, Hoca Efendi'nin talebeleri olarak bizlerin bugün itibariyle belki bu tür şeylere gücümüz yetmeyecek ama bir varlık ortaya koymamız gerekiyor. Ciddi bir varlık ortaya koymamız gerekiyor. Bugünkü bizim eğer hedefimiz şu, bugünkü hedefimiz şu, biz 1.000 kişiye ulaşmak istiyoruz ve bu 1.000 kişinin ayda, yıl boyunca aylık 50 dolar bu üniversiteye bağışta bulunmasını rica ediyoruz, bunu ümit ediyoruz. 1.000 kişi Bir ayda altını 50 dolar. çizelim. Ayda 50 dolar verecek. Bunu da
inşallah gelecek seneki programa kadar devam ettirecek 1000 kişi arıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Bunu arıyoruz. Bu rakam, çok az bir rakam aslında Süleyman Hocam. Yani 1000 kişi dediğiniz nedir ki? Ve 50'şer dolardan bahsediyorsunuz. Bunun aslında 10.000'lerle ifade edilmesi lazım. İnşallah o noktaya da geliriz. Tamam, bir numarada bu var. Başka beklentileriniz var mı bu programdan? Evet. Eğer biz buna ulaşırsak inşallah, şunu da seyircilerimizin bilmesi lazım. Hizmetimizin yani imkanlarının sınırlı olduğundan farkındayız. İhtiyaçların çok olduğunun farkındayız. Eğer biz bu rakama ulaşırsak sadece bu seneki masraflarımızı karşılamış olacağız. Bunun açıkçası ben akreditasyon heyeti tarafından nasıl karşılanacağını bilmiyorum. Mesela bir ev babası düşününüz, bir aile reisini düşününüz. Sadece ay sonunu çıkartacak cebinde parası var. Mesela çocuğu gelse, bir ekstra bir ihtiyaçla gelse veya bir kaza yapacak olsa yolda veya bir hastalık başına gelecek olsa onu karşılayacak parası yok. Şimdi biz eğer ayda 50 dolar veren 1000 kişiye ulaşırsak böyle bir aile babası hükmüne geçmiş olacağız. Yani bu tabii akreditasyon heyetinin gene bir takdiri ile karşı karşıya kalacağız. Ama minimum buna ihtiyaç var. Onun ötesinde tabii yani bir endowment denen bir vakfiye parası ciddi bir ihtiyaç. Bu ihtiyaçlar karşılanırsa ve yani biz mesela bir 3 milyon dolarlık bir vakfiyeye ulaşsak bu vesileyle yavaş yavaş biz biraz üniversite kurmaya başladık deme imkanına sahip olacağız. Şu an bir mücadele veriliyor. Evet. Şu an bir gerçekten bir mücadele veriliyor. Bu mücadele hizmetin her alanında veriliyor. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarımız, dünyanın dört bir ucağında hicrete maruz kalmış arkadaşlarımız ve bu çerçevede bu da mücadelelerden biri. Şu enteresan tabii, bütün bu zor dönemde Hoca Efendi bizim bu respekte verilen mücadelenin arkasında her gün durdu. Her adımda bizi sordu. Bundan belki bir iki üç ay kadar önce ben Adnan Aslan hocamız da şahittir. Hoca Efendi'nin yanına gittiğimizde bu hizmet orta öğretimde bugüne kadar başarı gösterdi ama aynı başarıyı üniversite seviyesinde gösteremedi diye bir ifadesi oldu. Tabii belki izleyicilerimizin bana böyle bir hakkı tanımalarını rica edeceğim. Yani orada Hoca Efendi'nin belki ifade etmediği ama sükutuyla dile getirdiği bize şuydu. Yani ümit ederim siz başarılı olursunuz dedi, demiş oldu. Bugün itibariyle durumumuz bu. Belki sözü yeterli anlamda ben evet. ifade etmiş oldum diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Sizle beraber dün itibariyle biz hani 50 dolar verecek, bunu 12 ay devam ettirecek 1000 tane Hoca Efendi'nin talebesi istiyoruz demiştik. Biz kendi aramızda arkadaşlarımız olarak dün hocalarımız, işte idarecilerimiz, staffimiz bir bağış yaptık respekte kendi ceplerimizden. Ama bizi bir kabul edelim diye ben ümit ediyorum. Yani bu da bizim vahdetimize bir vesile olsun. Bu itibarla eğer siz de uygun görürseniz şu andan itibaren 999 kişi arayalım. ve böylelikle Bismillah diyelim. O zaman ben de size katkıda bulunayım. Bir tane de benden düşün. Ben de Allah izin Allah verirse benim dışımda 10 tane daha bulmaya söz veriyorum. Onu da inşallah 10 gün içerisinde bulmuş oluruz. Kaldı geriye 12 tane olduğumuza göre, değil mi? 988 evet. mi kaldı? 88. 988 kaldı. İnşallah. İnşallah.
bizleri mahcup etmesin. Amin, amin Süleyman Hocam. Kıymetli seyirciler, okulumuzun rektörü Doktor Süleyman Eriş Hocamız hem biraz meselenin hikaye boyutunu anlattı, yani şu ana kadar yaşananları anlattı, hem de bu programdan beklentisini anlattı, beklentimizi anlattı. Hedefimiz bugün en az 1000 tane aylık olarak $50 bağışta bulunabilecek gönüllü bulmak. Hoca Efendi'nin talebelerini bulmak. Ben eğer bu hizmettenim diyorsanız, ben Hoca Efendi'nin işte kitaplarını okudum, evlerde kaldım elhamdülillah, çay içtim, çorba içtim. Süleyman Hocam tabii başka bir şey dedi. Yani maklube yedim vesaire diyorsanız şayet, bu çorbada sizin de katkınız bulunsun diyelim. Ve sayıyı ona göre yapın lütfen. Keşke benim imkanım olsaydı da ailedeki 5 kişi adına da böyle birer tane verebilseydim. O da olur inşallah. Size böyle bol sıfırlı çekler yazacağımız zaman da gelir inşallah Süleyman Hocam. İnşallah canım. Bir dua olsun. İnşallah dua olsun. Allah razı olsun. İmkanlarınıza genişlik ihsan eylesin. Hepimizin, bütün kardeşlerimizin. Amin inşallah. Süleyman Hocam çok teşekkür ediyorum. Eğer ekleyeceğiniz bir şey yoksa vedalaşabiliriz sizinle. Herkese dua ediyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'ın herkes için rızasını, tecellisini ümit ve niyaz ediyorum. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Amin. Kıymetli seyirciler, devam ediyoruz. Respect, zekat, burs, bağış programına. Bakın şu anda bir tane altyazı akıyor ya, bu altyazıda detaylar yazıyor aslında. Sayfamızı da görüyorsunuz. Ben birazdan onu da ekrana getireceğim. Fakat bir de hemen şurada bakın bir tane kare kod var. Bu barkodu, kare kodu okutursanız sizi doğrudan doğruya bağış yapacağınız yere yönlendirmiş olacak sistem. Oradan da destek olabilirsiniz. Süleyman Hocam 1000 dedi de, yani çok mütevazı, tam en alttaki rakamı söyledi. Bugün yani keşke yapabilsek, yapabildiğiniz kadar rakamları söyleseniz, yapamadığınız noktalarda da ya ben bulmaya söz edeceğim, söz veriyorum diyerek bir rakam taahhüdünde bulunmuş olsanız ve bunları gerçekleştirmiş olsak Allah'ın izni ve inayetiyle. İnşallah iyi olacak, güzel olacak her şey, ama birazcık bizim desteğimize ve de aynı zamanda hassasiyetimize, bu konudaki duyarlılığımıza bağlı bazı şeyler. Önce kapıyı çalacağız, arkasından Allah'ın iznini ve inayetini bekleyeceğiz. Peki nasıl bağış yapacaksınız? Bu bağışlarla nerelerde neler kullanılacak? Onları bir anlatan kısa videomuz var. Sonra da konuşmaların olduğu bantlarımızı, videolarımızı size seyrettireceğiz. Buyurun efendim. Respekt olarak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin perspektifinden İslam düşüncesinin akademik düzeyde temsili için çalışıyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Fakat bir eğitim kurumu olarak sizin desteğiniz olmadan bu hedeflere ulaşabilmemiz çok zor. Peki nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmış kardeşlerimizden her yıl 1000'in üzerinde öğrenciye eğitim bursu verildi. Sadece bu yıl verilen miktar $200,000 geçti. Siz de bir öğrenciye destek olabilirsiniz. İslami ilimler, Risale-i Nur ve hizmet alanlarında akademik dergi çalışması, Hoca Efendi'nin kütüphanesi, İslam Araştırmaları Merkezi ve daha birçok projemize ortak olabilirsiniz. Dini ve ilmi sohbetlere, seminerlere ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapan Diyalog ve Kardeşliğin Limanı Respect Mescidi'nin hizmetlerine bağışlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Çağa ışık tutacak ilim insanları yetiştirmeyi hedefleyen Respect Graduate School'da idealist ve donanımlı fakat maddi desteğe muhtaç yüksek lisans öğrencilerinin eğitimine sponsor olabilirsiniz. Bölgesindeki en büyük İslami ilimler kütüphanesini bünyesinde barındıran Respect'in kütüphanesinin dijitalleştirilmesine, imkanlarının ve kaynaklarının genişletilmesine yardımcı olabilirsiniz. Üst düzey akademik kadro istihdamı, akreditasyon standartları için gerekli eğitim masrafları ve akademik yayın faaliyetlerine destek olarak bir İslam üniversitesinin kurulmasına katkı sağlayabilirsiniz.
Zira Respect Graduate School almış olduğu yetkiyle 2 yıl içerisinde Harvard Üniversitesi düzeyinde akreditasyonu hak kazanarak dünya standartlarında bir İslam üniversitesi olacak. Ve bu sizin desteklerinizle mümkün. Gelin bir Medrese-tüz Zehra projesi olan Respect Graduate School'a siz de bağışlarınızla destek olun. İlmin nurunu cihanın dört bir yanına ulaştırmaya, yepyeni bir İslam medeniyetinin inşasına siz de katkıda bulunun. Siz de katkıda bulunun. Yepyeni bir medeniyetin inşasına katkıda bulunun kıymetli seyirciler. Efendim konuşmalara başlayabiliriz. Süleyman hocamızın anlattıkları çok ama çok değerliydi. Ama bir de bize video göndererek bu programa katkıda bulunan çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler var. İşte onlardan ilki Abdullah Aymaz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Respect müessesemize çok defa geldik gittik. Kaç senedir gelip gidememiştik. Bugünlerde yine nasip oldu. Geldik, gördük elhamdülillah. Hizmetleri hızla devam ediyor. Gelişerek devam ediyor. Bunları gördük, memnun olduk. Gelmişken bir geçmişimize de şöyle bakarak Respect'le ilgili söyleyeceğimiz bir şeyler olabilir mi diye düşündük. Ben de aklıma gelenleri söylemek istiyorum. Malum İslami ilimlerin okutulduğu müesseler kendi imkanları içerisinde ta Efendimiz'den bu yana, hani Darül Erkam'lardan tutalım efendim, sahabe efendilerimizin ashab-ı sıfırının kaldığı yerlerden ele alalım. Hep böyle gelmiş, müesseleşmiş İslam tarihinde, evet, Şam'da, Mısır'da, daha başka yerlerde güzel müesseler açılmış, gelmiş. Kendi ülkemizde de büyük medreseler açılmış. Bazen olur bu hizmet garip olarak başladı. İslamiyet'le ilgili hadis-i şerifte var. Garip olarak devam edecek. Bazen bu çok iyice garipliğe girdiği zamanlarda olacak. Oradan tekrar çıkacak. Tekrar şaşalanacak. Ve bildiğimiz gibi la tezalü taifetün ve ümmeti zahirine alel hakka hatta yetiyallahu bi emri. Kıyamet kopuncaya kadar devamlı bu ümmetin içerisinde bir taife zahirane, galibane hizmet edecek. İslamiyet'e kıyamete kadar hizmet edecek bir taife hep bulunacak. Bu bir müjdesi Efendimiz'in. Üstad Hazretleri'nde Kastamonu layıkasında üzerinde durduğu bir konudur. Onun için biz hiç çekinmeden diyoruz ki bu hizmet kıyamete ayarlıdır. Kıyamete kadar inşallah şöyle veya böyle devam edecek. Bunu hiç kimse bitiremez. Bitirmek isteyenler kendileri biterler. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın himayesinde bir hizmet bu. Ha, bu hizmetin olabilmesi için müesseselere ihtiyaç var. Yani üstadımız kendi zamanında işte evlerle başlamış bu iş. Daha sonra müesseseler, evler, yurtlar, okullar, üniversiteler olmuş. Hani üstadımızın hayalinde hani Medrese-i Zehra var. Camil Eser'in kız kardeşi diyor. Cami müzekker erkek gibi bir kelime. Eser de ona göre bir sıfat oluyor. Medrese müennes dişil. Zehra da Eser'in dişili oluyor. Ve doğurgan aynı zamanda. Yani Eser bir tane. Ama Medrese-i Zehralar çok olacak. Doğurgan olacak. Daha o zaman bile üstadımın hayalinde hep onlar vardı, işte Van'da olsun, Diyarbakır'da olsun, o bölgelerde olsun. Bunlar artık dini ilimlerle fenni ilimlerin, İslam'ın tasavvuf hayatının, kalbin zümrüt tepelerinin de fenni, dini bütün ilimlerle beraber o tasavvuf güzelliklerinin de beraber yaşandığı
bir eğitim sistemi elhamdülillah örgülendi, geliştirildi, bütün dünyaya yaygın hale getirildi ve getirilmekte. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki önce bir gaye hayal olması lazım. Ne demek gaye hayal? Ana hedef demek yani. Bir hedef olması lazım. Hani bir resim değerlendirmesinde yelkenli bir gemi var rüzgarla giden, altına yazı yazılmış. Eğer bu geminin bir hedefi yoksa rüzgar ne yapsın? Önce bir hedefinin olması lazım. Onun için ne diyor? Eğer bir gaye hayal olmazsa diyor, yani bir ana hedef yoksa veya nisyan basarsa, hedef var, hedef unutulmuş, nisyan basmış. Veya tenasi edilse, yani unutulmuş gibi, hedef unutulmuş gibi davranılsa, ne olur o zaman? Ezan, zihinler enelere döner. Ene ben, ben davası başlar. Etrafında gezerler, hedefe ulaşamazlar. Önce bir gaye hayalin, ana hedefin belirlenmesi gerekir. Peki bu usta ne diyor üstadımız? Eşref Edip Ferganla, bu meşhur profesör Ayhan Songa'nın dayısı Eşref Edip Fergan, üstadımızla ilgili bir tarihçi hayatı da vardır. Yani bir dönem büyük tarihçiye yasak olduğu için risaleler gibi her yerde bulunmazdı ama Eşref Edip'in kitabı her yerde bulunurdu. Bekir Berke abi bile, ben hizmeti üstadı Eşref Edip Fergan'ın kitabından tanıdım diyor, tarihçesinden diyor. Ve üstadla daha sonra 1953'lerden sonra da görüşmeler var. Hatta büyük tarihçiye alınmış bölümler var. Orada diyor ki üstad ondan konuşurken, karşımda bir yangın var. Alevleri göklere ulaşıyor. Bu yangının içinde evladın yanıyor, imanın tutuşmuş yanıyor. Ben bu yangını söndürmek için, evladımı, imanımı kurtarmak için o tarafa doğru koşuyorum. Giderken ayağım birisine takılmış. Ne ehemmiyeti var? Bilerek biz kimseye bir şey demek istemeyiz de. Hani gidiyorsun, koşuyorsun can abiyle, yangında yanan var. Ayağın bir yere takılabilir ya, o mesele yapmak, efendim, dar görüşler diyor. Gerçekten dar görüşler. Hatta öyle olduğunu bırakalım. Karşımızda bir yangın var, ciddiye alalım. İçinde evladımız yanıyor, imanımız tutmuş yanıyor. Biz de koşuyoruz. Koşarken biri arkamızdan küfür etse, hakaret etse, biri ayak kursa, mor üstü düşse, ağzımız yüzümüz kan olsa, dönüp onunla uğraşır mıyım sen? Kim bunu bana yapan, bu hakareti sen kim der miyiz ya? Ya yanıyor ya. Ama bunu ruhumuzda duyuyorsak böyle davranırız. Onun için ne diyor? Eğer bir gaye hayal olmazsa veya isyan basarsa veya tenasi edilse zihinler enelere, ben olur. Sen ne dedin? Bana hakaret ettin, sen bana laf mı ediyorsun, onunla mı uğraşır? Hedefe gitmez. Ama ateşi görüyorsa, gerçekten yananları görüyorsa koşar. Ve seneler önce üstadın ziyaretine gelen bir büyük zat, keşke ismini bir yere yazsaydım, diyor ki ben İslam dünyasında İslamiyet'i ciddiye alan bir adam gördüm. O da Bediüzzaman'da diyor. İslamiyet'i ciddiye alan adamlar. O yangını içinde duyanlar demek, üstadımızda da, büyüğümüz, Hoca Efendimiz'de de biz bu yangını görüyoruz. İçinin yandığını görüyoruz. En ufak bir şeyden dolayı yangın içine düşmüş gibi uykularının kaçtığını görüyoruz ya. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Bize düşen nedir? Biz artık Türkiye'de değiliz. Sadece İslam dünyasının, dünyanın her tarafındayız. Yani bu mevzuda da genel
üstadımızın bize bir işareti var. Diyor ki, öyle bir Kastamonu layıkasında var. Öyle bir kalenin tamiriyle uğraşıyoruz ki. Bir kale düşünün, işte şu büyüklükte taşlardan veya işte masa büyüklüğünde taşlardan veya duvar büyüklüğünde taşlardan, hayır. Apartman büyüklüğünde taşlardan, hayır. Dağ büyüklüğünde taşlardan, değil. Her bir taşı dağlar büyüklüğünde muhteşem büyük bir kale düşün. Her bir taşı dağ değil, dağlar büyüklüğünde. İçinde İslamiyet'in de bulunduğu diyor. Kastamonu layıkasında var bu ya. Bir senedir sağından solundan darbe yemiş, vahnelenmiş, yaralanmış bu kalenin tamiri. Yani insanlık kalesi demek. İçinde İslamiyet'in de bulunduğu. Tüm insanlığın muhtaç olduğu en mühim mesele nedir? Yaradanını tanımak. Dünya ahiret saadetinin temeli o yani. Bu nerede öğretilecek yani? Bunlar bu meselelerde öğretilecek. İnsanlar buralarda yetiştirilecek. Sorularının cevabı buralarda verilecek. Artık hani kestane pazarı ile başlayan bir hizmet Allah getirmiş. Daha burada Pensilvanya'da kestane tepeleri, kestane mahallesi, kestane kampının içine getirmiş. Boş bir şey değil, bir tevafuk bunlar yani. İnşallah bu meseleler de kurtulmuş. Biz ümit ediyoruz ki bu mesele büyük bir üniversiteye dönüşecek. Belki 150 talebenin, evinin, şeyinin olduğu mükemmel bir şeye ulaşacak. Ümit ediyoruz. İslam'da efendim niyet, ümit çok mühimdir. Yani niyetle nüve aynı kökte. Nüve çekirdek demek. Neveytü niyetler falan düşünün. Incirin çekirdeği ne kadar? Küçük bir şey ama koskocaman incir ağacı. Çamın çekirdeği ne kadar? Bir buğday tanesi kadar. Apartmanlarda büyük bir çam ağacı çıkıyor ondan ya. Niyet de böyle. Samimi, ihlaslı bir niyetle Cenab-ı Hak işte o zerre kadar incir çekirdeği gibi veya buğday tanesi kadar çam çekirdeği gibi olur. O küçük niyeti alıyor, büyütüyor. Biz de ümit ediyoruz. İnşallah insanlığa hizmet edecek, insanların muhtaç olduğu imani hakikatlerin kalplerde yerleşmesi için yaşayarak, misyonerlik yaparak değil, güzellikleri göstererek bulunduğumuz toplumlar içerisinde, mozaiklerin içerisinde biz kendi rengimizle çiçek açacağız. Anadolu'nun güler yüzünü göstermeye çalışacağız. İslamiyet'in güzelliklerini anlatmaya çalışacağız. Ama bu ilimle olur. Bu müesseleşmekle olur. Elhamdülillah Avrupa'da da, Mısır'da da, Afrika'da da birçok yerde bu müesselerin küçük çapta, büyük çapta var. Ama Amerika bir farklı büyük, dünyanın en büyük bir ülkesi. Dolayısıyla burada da böyle bu müessesemiz var. İnşallah bu müessesemiz Cenab-ı Hak bereketlendirir, geliştirir hocalarıyla, talebeleriyle. Biz Müslümanlara düşen de bu müesseselere sahip çıkmak, bunların arkasında durmak, bu mevzuda bize ne düşüyorsa onu yapmaktır. Zaten yapılma çalışılıyor. İnşallah bundan sonra da büyük gayretlerle bunları takip eder ve insanlık kalesinin tamirinde inşallah büyük, muhteşem hizmetler, gayretler olur. Cenab-ı Hak'tan temenni amin diyelim.
Abdullah Aymaz abiye de Rabbim uzun ömürler ihsan eylesin. Çok kıymetli abilerimizden bir tanesi o da ve onun söyledikleri de çok önemliydi. Kıymetli seyirciler, şu anda sadece 1100 kişiyiz. Yani 1100 civarında seyircimiz var. İstirham etsem mesela şu anda yayını takip edenler, lütfen eğer arayabiliyorsanız bizzat arayarak davet etmeniz gereken birileri varsa onları davet etseniz. 2 dakika bizden ayrı kalabilirsiniz ama telefon etseniz, davet etseniz arkadaşlarımızı. Herkes mesela şu anda 2'şer kişi davet etmiş olsa, 3'er kişi davet etmiş olsa rakam katlanmış olacak. Bu arada ilk rakamlar gelmeye başladı. Daha bunlar başlangıç rakamları. 55 bağışçı oldu şu an itibariyle. 55 ile başlangıç yaptık inşallah. Tabii bu rakamın çok artması lazım. Yani az önce Süleyman Eriş hocamız 1000 dedi ama 1000'de kalmamamız icap eder. Bugün inşallah program bitmeden evvel bu rakamı aşmış oluruz. Ümidim odur, niyazımız odur inşallah. Rabbim hem gönüllerinize böyle aşk ve şevk versin, hem de inşallah söyleyeceklerinizi ya da söylemek istediğiniz rakamları söylemeyi ve de onları bizzat gerçekleştirmeyi de nasip etsin ve verdiklerinizin ve vermek istediklerinizin kat be kat daha fazlasını Rabbim kısa zamanda ihsan eylesin kıymetli seyirciler. Abdullah Aymaz abiden sonra çok kıymetli bir hocamız daha var. Cemal Türk hocamızı dinleyeceğiz. Merhabalar sevgili dostlar. Bendeniz Cemal Türk. Respect bünyesinde bulunan Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nde derslere giriyorum. Zaman zaman da diğer hocalarımızın derslerini dinliyorum ve onlardan çok istifade ediyorum. Hocalarımızın derslerinde günümüz insanının aklına, kalbine takılan birçok problemlere çözümler ürettiğine şahit oldum. Ve öğrencilerimiz çok ilgili, alakalı, ancak bu derslere katılma imkanı bulamayan birçok başka talebeler de var. İnşallah sizlerin desteğiyle bu derslere katılamayan öğrenciler de katılmaya başlayacaklardır inşallah. Ve sizlerin buralara yapacağınız, respekte yapacağınız destek, respekte kucaklama, ona destek verme, ümit ediyorum ki hakkınızda, hakkımızda birer sadaka icari olup arkamızdan sürekli sevap defterimize akan bir hasene olacaktır. Cenab-ı Hak yardımlarınızı, desteklerini, birlerinizi bin eylesin inşallah. Amin, amin Cemal Hocam, amin. Bu arada ben tabii sohbet bölümünde de çok kıymetli isimleri görüyorum. Onlardan da bazılarına buradan canlı yayından böyle mesaj vermek istiyorum. Mesela Bekir Salim abi şu anda 55 demiştim ya demin, 56 demiş. Bekir Salim abi, tamam senden bir tane ama en az 3 tane daha, hatta 10 tane daha bulmanı istiyorum. Lütfen tamam bulacağım diye mesaj atarsan bana memnun olurum. Aynı zamanda Mahmut Akpınar hocamızı gördüm. Mahmut hocam hala buradaysanız, seyrediyorsanız ki eminim seyrediyorsunuz, sizden de rakam bekliyorum. Hem kendi adınıza hem de bulacağınız rakamlar adına bir rakam istiyorum. Bekliyorum, lütfen bana mesaj olarak atınız. Turgay Karagöz hocamızı da gördüm. Turgay Bey de çok samimi bir kişi. Onunla da tanıştığım için, onu tanıdığım için mutluyum. O da girişte bir problem yaşadığını söylüyor. Ama inşallah o problemi aşmıştır. Aşılamadıysa arkadaşlar yardım etsinler. Turgay Bey'le irtibata geçsinler. Turgay Bey, tabii oraya yapacağınız yardım ayrı bir şey ama bir de bana bir rakam söylemenizi istiyorum. Kendi rakamınızla beraber bir de bulacağınız, bulmak istediğiniz bir rakam yazmanızı istirham ediyorum. Cemil Tokpınar hocamı gördüm. Cemil hocam, öyle uzaktan bakmakla olmaz. Yazıyorsunuz. Allah ebeden razı olsun. Çok samimi olduğunuza inanıyorum. Cemil hocamın da sıkıntılarını da biliyorum. Ama Cemil hocamın bulmak üzere söz vereceğine de inanıyorum. Cemil hocam, siz de bana bir rakam söylerseniz, en azından WhatsApp'tan yazarsanız memnun olurum. Hüseyin Karakoş abiyi gördüm. Karakuş abiyi gördüm Almanya'dan. Hüseyin abi, uzun zamandan beri görüşmedik ama ben şu anda sizin adınızı oradan gördüm. Kendi adınıza vereceğiniz rakam ve bulmak için belirlediğiniz bir rakam varsa lütfen yazınız. Benim numaram sizde olması lazım. Yoksa da birilerinin aracılığıyla uğraştırabilirsiniz. Sait Kaya abiyi gördüm. Sait Kaya abi Erzurum'un baba yiğitlerinden. Sait abi, lütfen istirham ediyorum. Rakamınız kaçsa, kendi başlayacağınız rakam
Aa, Bekir Salim abi yazdı. Baş göz üstüne 10 kişi demiş. 1 artı 10, 11 oldu. Bekir Salim abim, böyle sımsıkı sarılıyorum sana. Sait abi, sizden de haber bekliyoruz. Başka İsmet Macit Bey'i gördüm ben. İsmet hocam, seni çok seviyorum. Özledim de aynı zamanda. Bir de rakam bekliyorum. Senden rakam bekliyorum. Bizzat yazmanı bekliyorum. Lütfen hem kendi adına hem de bulup da söyleyeceğin rakam adına bir şeyler. Recep Uzunallı hocamızı gördüm. Az önce mesaj yazanlardan bir tanesiydi. Recep hocam, sizden de istirham ediyorum bir rakam. Ama yani böyle siz kimi ararsanız kabul ederler, kırmazlar sizi. Rakamın böyle 3 haneli olmasını o kadar istiyorum ki, en az 3 haneli. Hadi bekliyorum inşallah. Bu arada Ahmet Kurucan abinin eşi Zehra abla da şu anda yazıyor. O da dua ederek katkıda bulunuyor. Zehra ablanın da çok fedakar olduğunu biliyorum bu anlamda. Ama Zehra abladan da bir rakam istiyorum. İsmet Macit hocam, teşekkür ederim. Devam edelim efendim. Çok güzel mesajlar geliyor. Videolarımız var. Videoları seyrettireceğim. Nasıl bağış yapacağınızla ilgili olarak birazdan detaylar da seyrettireceğim size. Fakat şimdi Colin Keyes isimli bir hanımefendi var. Onun mesajı var. Hem dinleyin, İngilizce bilenler, İngilizce bilmeyenler de açıklaması var. Konuşmasının açıklaması var. Buyurun, devam ediyoruz efendim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramadan Mubarak, Brother Asim Bey, and all of you brothers and sisters celebrating Ramadan. We want to wish you all the best. I am here at Respect because I am inspired about the possibility of bringing this institution to new heights. You know, here at Respect, we are breaking new ground for Islam in America by establishing a school, a graduate school, a master's in Islamic studies for our students who want to really serve, who want to be scholars, who want to be leaders, who want to be intellectuals. So I hope that you will support us to your very best. Put your biggest effort into supporting Respect Graduate School. Thank you. Selamu alaikum. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Çok kıymetli Colin hanımefendi, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ergün Çapan hocamız da mesaj yazıyor. Şu anda seyredenler arasında Cemal hocam da orada, mesaj yolladılar ama lütfen rakamları, Ergün hocam bir yazmışsınız ama rakamı biraz daha, ne olur birilerini arayarak hemen en azından söz alın ve ne olur iletin. Kıymetli seyirciler, devam ediyoruz. Kimler var? Hemen Ergün Çapan hocamın videosu hazır. Hazır Ergün hocamın ismini almışken onun videosunu seyrettirelim. Yaklaşık 4 dakikalık bir mesajı var Ergün Çapan hocamızın. Çok kıymetli hocamızdır kendisi de. Buyurun efendim. Merhaba, ben Doktor Ergün Çapan. Respect Risale ve Hizmet Araştırmaları bölümünde araştırma görevlisiyim. Respect'in hedefi Peygamber Efendimizin mesajıyla insanları buluşturmaktır. Şöyle bir soruyla konuya girmek istiyorum. Allah tarafından sevilmek istiyor musunuz? Kim istemez? Allah tarafından sevilmenin yolu Allah'ı kullarına sevdirmeden geçiyor. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah'ı insanlara sevdirmenin en önemli yollarından biri, en başında geleni, Peygamberimizin mesajıyla insanları buluşturmak. Bunun için insan yetiştirmektir. İşte Respect dinin dilini, ruhunu, dünyanın dilini bilen insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Efendimizin mesajını seviyeli tebliğ ve temsil edecek insanlar yetiştirmeyi, hayatının gayesi bilecek insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Bunun için sizlerin desteğinize, yardımınıza ihtiyacımız var. Akla şöyle bir soru gelebilir. Biz zekatımızı, mali ibadetlerimizi Risale'ye verebilir miyiz? Çok rahat, günün hoşluğuyla verebilirsiniz. Zira Kur'an-ı Kerim'de zekat verilecek kalemlerden bir tanesi de fi sebilillah'tır. Yüce ve yüksek olan Allah'ın mesajıyla insanları buluşturma yolunda yapılan hizmetlere destek olmaktır. Allah'ın mesajı insanlarla nasıl buluşacak? Seviyeli dini bilen ve temsil eden insanlarla olacaktır. Esbab aleminde bunlar böyle oluyor. Fi sebilillah kaydına
Allah yolunda cihad eden mücahitler manası verilmiştir dünden bugüne. Cihad, Allah'la insanlar arasındaki engelleri kaldırıp Allah'la insanları buluşturmak demektir. Allah'la insanlar arasındaki engelleri kaldırmak ilimle olur, irfanla olur, dünyanın dilini bilmeyle olur. Dolayısıyla eğitim faaliyetleri fi sebilillah kavramının içine dahildir. Daha da önemlisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarıdır. Peygamber Efendimiz'in hayatında en çok vakit ayırdığı insanlar Ashab-ı Suffa'daki talebeleridir. Peygamber Efendimiz'in hayatında imkanlarını en çok seferber ettiği insanlar yine bu talebeleridir. Nitekim bir gün Hazreti Fatıma Validemiz Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelmiş, evlerinde yiyecek bir şey olmadığını beyan ederek Efendimiz'den yardım talebinde bulunmuştu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kızım ben daha Ashab-ı Suffa'nın ihtiyaçlarını karşılamadım, onların ihtiyaçlarını karşılamadan sana bir şey veremem buyurmuştu. Efendimiz'in bu tavrı da, bu uygulaması da bize insan yetiştirmenin, dini bilen insan yetiştirmenin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir. Hem Allah'ın sevgisini kazanmada hem de Peygamberimizin çizgisinde dinimize hizmet etmede eğitim faaliyetleri son derece hayati bir öneme sahiptir. İşte Respect de bu yola baş kurmuş, işte Respect de bu yola başvurmuş bir eğitim kurumudur. Sizlerin desteklerini beklemektedir. Allah razı olsun Ergin Hocam. Hürmet ediyorum. Efendim okulumuzun yönetim kurulu üyelerinden, mütevelli heyeti üyelerinden Doktor Züleyha Meri Fikret Hanımefendi'nin de bir mesajı var. Kısacık bir mesaj, yaklaşık 2,5 dakikalık bir mesaj. Onu da dinletiyoruz. Merhaba efendim. İsmim Züleyha Meri Fikret. Respect Graduate School'un mütevelli heyet üyesiyim. Ayrıca Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nde de derslere giriyorum. İçinde yaşadığımız zamanda Batı medeniyeti kültüründe yaşayan insanlık, dünyevilik ve maddecilik kıskacında ruhunu ve maneviyatını kaybetmiş, kalp ve ruhunun inançsızlık yaraları içinde kıvranmaktadır. Respect'in, Müslümanların ve insanlığın yaralarına çare olacak, vahye dayalı, akılla barışık, hakikatlerle ilmi temsil ettiğine ve bu sorunları aklı ikna eden ve kalbi tatmin eden çözümler ürettiğine inanıyorum. İnsanlık Kur'an'ın hakikatlerine muhtaç. Şükürler olsun sizler gibi samimi ve fedakar insanların himmetleri ve gayretleriyle bugüne kadar gelen ve ciddi yol kat eden Respect'in daha fazla öğrenciye burs imkanı sağlayabilmesi, sunduğu imkanları daha geniş bir kitleye ulaştırabilmesi için desteğinize ihtiyacı var. Burada ilim tahsil edecek öğrencilere burs imkanları sağlamak, hadisin ifadesiyle ahirette sadaka-i cariye olarak sürekli devam edecek bir hayır kaynağı olduğunu ve bunun insan için en güzel bir yatırım olduğunu nefsimle beraber sizlere de hatırlatmayı bir vazife olarak görüyorum. Bildiğiniz gibi amellerin az bile olsa devamlı olana hayırlıdır. Amerika'da ve dünyada yetişen genç neslimize sahip çıkmanın hepimizin üzerine bir vazife olduğunu hatırlayalım. Gelin bir defa daha bu mübarek Ramazan ikliminde en güzel hayra ortak olarak inşallah rızaya giden yolda ciddi bir adım atalım. Respect'e sahip çıkalım ki Respect'le beraber hepimizin üzerine vazife olan hakka ve hakikate hizmet adına geleceğimize beraber sahip çıkalım.
Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada rakamlar gelmeye devam ediyor. Az önce bir seyircimiz yazmış, hatırlatma notu olarak yazmış. Bir burs efendim, öyle düşünün. En azından bir burs olarak düşünün. Ayda 50 dolar, bir yılda 600 dolarlık bir rakam ediyor. Kredi kartlarınızdan otomatik ödeme talimatı verirseniz Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz. Bir ayda da 50 dolar aslında hiçbirimiz için hiçbir şey ifade ediyor. Evet, yokluk içerisinde değiliz elhamdülillah. Özellikle Türkiye'deki arkadaşlarımızın onlara ayırmamız gereken paylarını asla ama asla kesintiye uğratmadan Respect'in böyle bir yardım çalışmasında onların da yanında olduğumuzu belirtecek rakamları ayırmamız icap ediyor. Siz verin, Allah'ın izni ve inayetiyle size verilenlerin, daha doğrusu sizin verdiklerinizin çok daha fazlasının size verildiğini göreceksiniz. Hem de inşallah kısa zamanda kıymetli seyirciler. Devam edelim isterseniz birazdan bu videodan hemen sonra, şimdi göstereceğim videodan hemen sonra bağışların nasıl yapılacağına dair bir kere daha bir videomuzu seyrettireceğim. Bir de uygulamalı olarak ekranda göstermeye çalışacağım. Çok kısa bir video, 50 saniyelik. Respect Graduate School çatısı altında Respect Kur'an Okulu olarak kıraat ilminin önderlerinden İmam-ı Şatibi ve İbn-i Cezevi Hazretlerinin öğretileri ışığında her yaştan ilim talebelerine Kur'an-ı Kerim'i aksansız ve doğru okumayı, güncel hayata uygulanabilir Kur'an-ı değerler eğitimiyle Kur'an'ı hayata hayat yapmayı, Kur'an Arapçası programıyla doğru anlamayı, tilavet sanatı ve makam bilgisi programımızla birlikte Kur'an-ı Kerim'i Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi doğrultusunda ses ile süslemeyi öğretmeye çalışıyoruz. Yanı sıra asrımızın güncel teknolojileriyle geleneksel öğretim metotlarını harmanlayıp muhatap ile Kur'an-ı Kerim arasında vasıta olmaksızın ömürlük bir bağ kurulması için gayret sarf ediyoruz. Gelin siz de desteklerinizle bu hizmetlerin bir parçası olun. Gelin, gelin, gelin ve bu hizmetlerin bir parçası olun. Abdurrahman Karakurt Bey çok böyle Anadolu'dan bir mesaj yazmış. Diyor ki, kurban olduklarım, Türkiye'den nasıl ulaşabiliriz? Verilen sayfa açmıyor, gözünüzü seveyim. Bizleri bu himmetten mahrum etmeyin demiş. Yiğit insanlarsınız. Dün yaptığınız gibi bugün de aynı şeyleri gösteriyorsunuz. Allah ebeden razı olsun. Arkadaşlar ilgilenirler, ümit ediyorum. Efendim birazdan demiştim ya, isterseniz nasıl katkı sağlayabileceğinize dair bir tane videomuz var. En başta göstermiştik. Şimdi bir daha gösterelim. Bir kere daha dikkatlice dinleyin. Arkasından da ben uygulamalı olarak ekrandan göstermeye çalışacağım. Buyurun. Respect olarak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin perspektifinden İslam düşüncesinin akademik düzeyde temsili için çalışıyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Fakat bir eğitim kurumu olarak sizin desteğiniz olmadan bu hedeflere ulaşabilmemiz çok zor. Peki nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmış kardeşlerimizden her yıl 1000'in üzerinde öğrenciye eğitim bursu verildi. Sadece bu yıl verilen miktar 200 bin doları geçti. Siz de bir öğrenciye destek olabilirsiniz. İslami ilimler, Risale-i Nur ve hizmet alanlarında akademik dergi çalışması, Hoca Efendi'nin kütüphanesi, İslam Araştırmaları Merkezi ve daha birçok projemize ortak olabilirsiniz. Dini ve ilmi sohbetlere, seminerlere ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapan Diyalog ve Kardeşliğin Limanı Respect Mescidi'nin hizmetlerine bağışlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Çağa ışık tutacak ilim insanları yetiştirmeyi hedefleyen Respect Graduate School'da idealist ve donanımlı fakat maddi desteğe muhtaç yüksek lisans öğrencilerinin eğitimine sponsor olabilirsiniz. Bölgesindeki en büyük İslami ilimler kütüphanesini bünyesinde barındıran Respect'in kütüphanesinin dijitalleştirilmesine, imkanlarının ve kaynaklarının genişletilmesine yardımcı olabilirsiniz. Üst düzey akademik kadro istihdamı, akreditasyon standartları için gerekli eğitim masrafları ve akademik yayın faaliyetlerine destek olarak bir İslam üniversitesinin kurulmasına katkı sağlayabilirsiniz. Zira Respect Graduate School almış olduğu yetkiyle 2 yıl içerisinde Harvard Üniversitesi düzeyinde akreditasyona hak kazanarak
dünya standartlarında bir İslam üniversitesi olacak. Ve bu sizin desteklerinizle mümkün. Gelin, bir Medrese-tüz Zehra projesi olan Respect Graduate School'a siz de bağışlarınızla destek olun. İlmin nurunu cihanın dört bir yanına ulaştırmaya, yepyeni bir İslam medeniyetinin inşasına siz de katkıda bulunun. Siz de katkıda bulunun. Efendim rakamlar geliyor. Benim çok sevdiğim bir abim var. Mehmet Yıldız hocam var. Mehmet abi bana mesaj yazmış. Diyor ki ben de inşallah bulacağım rakamlar itibariyle. Çok sevdiğimiz bir başka abimiz ismini vermek istememiş. 5 burs ve 3000 dolar demiş. Bunu da hemen eklemiş olayım. Aynı zamanda bizim koordinatör arkadaşımız Hasan Bey'in verdiği rakamları da söyleyeyim. 64 tane bağışçımız olmuş şu ana kadar. 36 tane de söz verilmiş. Onları da hemen eklemiş oluyoruz kıymetli seyirciler. Birazdan Mustafa Fidan abimiz de bağlanacak. Ondan da özellikle duymak istediklerimiz var. Mustafa Fidan abi, yayını takip ediyorsunuz. Lütfen yeniden bağlanabilirseniz, çünkü ben sizi şu anda göremiyorum. Hemen sizi de yayına almak istiyorum. Allah nasip ederse hemen oradan devam edeceğiz. Efendim bir videomuz daha, kısa bir videomuz daha olsun. Ondan sonra devam edelim. Bu arada herkes hesabını, kitabını iyice yapsın. Ona göre rakamlarını söylemiş olsun. Bir seyircimiz yazmış, şu anda Avrupa'da teravih vakti diye. Doğrudur. İnşallah onlar da dahil olurlar bu işe. Buyurun efendim. Devam ediyor program. Ölümle bitmeyen hayatlar vardır. Kimi okul açar, kimi bir talebi okutur. Fakat biz miktarı ne olursa olsun ihlasla verilen her bir kuruşun bereketine inanıyoruz. Her şeyden ziyade ömrü bereketlendirdiğine. Gelin ölümle bitmeyen bir hayat için zekat, sadaka ve bağışlarınızla bir Medrese-tüz Zehra projesi olan Respect Graduate School'a destek olun. Şimdi değilse ne zaman? Şimdi değilse ne zaman? O gördüğünüz isimler, fotoğraflar var ya kıymetli seyirciler, hepsi birbirinden değerli isimler. Onların hizmete yaptıkları katkılar o kadar büyük ki, ha diyebilirsiniz benim de yaptığım katkı büyük Allah'ın izni ve inayetiyle, onda da zaten yanlış söylememiş olursunuz. İştiraki amel düsturuyla düşünecek olursanız en fazla katkıda bulunan insanın yaptığı, abimizin, ablamızın yaptığı katkıdan elhamdülillah ben de nasipleniyorum, siz de nasipleniyorsunuz. Aynı dairede olduğumuz ve bulunduğumuz için kıymetli seyirciler. Mustafa Fidan abi için bir bakacağım. Acaba gelmiş mi? Hazır. Hazır Mustafa abi, kamerasını son bir kontrolünü yaptı. Mustafa Fidan abi şu anda bizimle beraber. Abi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Çok güzel. Yani seyretmekten büyük keyif alıyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız diyorum. Kardeşlerimiz de var. Bayağı 1300 civarında bir arkadaşımız olmuş zannediyorum. Evet. Nasılsınız? Ramazanınız mübarek olsun abi. İnşallah afiyettesinizdir. Allah'a hamdolsun. Çok şükür, çok şükür. İyiyiz güzel kardeşim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Sizlerle iyiyiz güzel kardeşim. Biz sizlerle varız. Allah razı olsun. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle varız. Allah razı olsun. Bugün bize ne diyeceksiniz Mustafa abi? Şu anda çok önemli bir program yapıyoruz. Ve Hoca Efendi'nin böyle yetim kaldı diyerek vurguladığı bir okuldu bu. Ama Allah'ın izni ve inayetiyle müthiş bir sıçrama yapıldı. Ama geldiğimiz nokta itibariyle, yani üniversite olabilme noktasına geldiğimiz an itibariyle bizim daha fazla bir şey yapmamız icap ediyor. En başta Süleyman Hocamı dinlediniz zaten. Bugün mesela toplanacak olan, inşallah toplarız. 1000 tane bir abonemiz bile olmuş olsa, 1000 tane bağışçımız bile olmuş olsa, tek bir rakamdan düşünecek olursak 600 bin dolarlık bir rakam ediyor. Yani bu rakam bir üniversite için çok az bir rakam. Siz yıllardan beri bu işlere yurt içinde, yurt dışında öncülük etmiş olan esnaf abilerimizden birisiniz. Çok ciddi fedakarlıklarınızı da biliyoruz. Allah hepinizden, sizden de, diğer abilerimiz, ablalarımızdan da ebeden razı olsun. Bugün için bize neler söyleyeceksiniz?
Şimdi bu işler hep böyle başladı. Ben siz konuşurken böyle maziye gittim. Ankara'da ilk okul yapılırken tahtaları çakılmış, çimento bulamıyoruz, demir bulamıyoruz, kalıpları dönmüş derken bir Ankara bir okulu yapamıyordu. Ama daha sonra ilerleyen vakitlerde öyle oldu ki binlerce okul, binlerce yurt, evler, talebeler, televizyonlar. Allah'a hamdolsun. Ben şunu diyorum, yani bu arkadaşlarımızla hiçbir iş yarım kalmadı. Bugün de yarım kalmayacağına inanıyorum Allah'ın izni inayetiyle. Ve geçenlerde bizim bir kitap dükkanında bu süreç başladığında bu End Store'da bir Ankara'dan gelen arkadaşla karşılaştık. Başındaki abisi dedi ki abi dedi abimiz bize 63 tane okul söz verdi dedi. 12 tanesini yaptı. Süreç başlayınca dışarı çıkmak zorunda kaldı. Şimdi bir okul yapamazken Ankara bir arkadaşımız, kardeşimiz inandığı dava önünde 63 tane okul söz veriyor. 12 tanesini yapıyor. Şimdi aynen öyle Allah'ın izni inayetiyle biz bu kardeşlerimizin böyle çok Amerika'da da dünyanın her tarafında iş şey yapacağına inanıyoruz. Bu himmetleri coşacağına inanıyoruz. Dediğim gibi bugüne kadar hiçbir iş yarım kalmadı. Şimdi ablamla konuşurken o da dedi ki bizde dedi 40 tane burs. Yani bir bulalım, diğerlerini verelim. İnşallah bizim kardeşlerimiz de diğer tarafta bu işe yardım ederler. Allah'ın izni inayetiyle. Harika. Bu iş yarım kalmaz. Güzel. İnşallah. Harika. Ablama, yengeme hürmet ediyorum. Yani o söylemese demek ki siz bir rakam söylemeyecektiniz Mustafa abi. Allah razı olsun. O şimdi ben onu öyle diyorum ya, ne bileyim şimdi bugüne kadar yani yarım asra yakın zamandır o hep beni teşvik etti. Ya burada bir dükkan açtık biraz büyüğünü yapalım dediğimde bırak dedi ya 50 yıldır dünyaya çalıştım bundan sonra ahirete çalış gibi. Hep beni frenledi, yönümü, yolumu bu tarafa çevirdi. Allah razı olsun. Onun için evdeki hanımın aynı duygu ve düşüncede olması, hatta fazla olması zaman gösterdi ki çok mühim ve ehemmiyetli. Çok, çok, çok. Allah razı olsun. Şimdi az önce Süleyman Hocam'ın söylediklerini aktardım. Özet olarak siz de dinlediniz zaten. Şimdi 1000 tane bağışçıdan bahsediyoruz. Mustafa abi, Amerika'da yıllardan beri yaşayan birisi olarak ayda $50 insanın bütçesine ne kadar büyük bir sarsıntı getirir ya da getirmez? Bunu bir iş adamı olarak sizden dinlemek istiyorum. Yani $50 nedir ki ifadesini duymak istiyorum aslında sizden. O katiyen doğru. Asım'ım. Yani 50 lira hiçbir şey değil. Esasında biraz önce birisiyle konuşurken Türkiye'den bu kazanılanlarda yani şimdi insanın yoktan var olmada elinin, ayağının, gözünün, kulağının, burnunun, dudağının ve ona verilen mülkler, gayrimenkuller falan bunlarda hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak ona veriyor ve şimdi diyor ki bakalım sen nerede kullanacaksın? Şimdi bir yerde seyretmiştim. Bir iki adam konuşurken bir tanesi böyle gönül dostu birisi diğeriyle konuşurken diyor ki ya Abdullah diyor herkes cehennemden korkuyor diyor cehennem ateşinden. Bilmiyorlar ki cehennem ateşini kendileri buradan götürüyorlar. Esasında çok doğru bir söz. Bütün bunları diğerlerine de tahmin edebilirsiniz. İnsan cennet oradaki saraylarını köşklerini buradan götürüyor. Ama tamamen bu inanmayla alakalı. Yoksa şimdi aklınız, fikriniz, gücünüz, kuvvetiniz olmasa siz bunları yani esbab dairesinde bir araya getiremezsiniz. Çalışıp paranızı kazanamazsınız. Esasında ortaya çıkan şu ki bütün o nimetleri veren o. Sadece ve sadece size tasarruf hakkı veriliyor. Peki bu tasarruf için en mühim mesele nedir? İmandır. Ne kadar inanıyorsanız o kadar vereceksiniz. Hoca Efendi ilk bu bizim hizmet müesseseleri başlamazdan evvel orada bir İmam Hatip yapılacak. Hoca Efendi'yi davet ediyorlar. Hoca Efendi sohbetten sonra himmete geçiliyor. Orada beklediği zengin, varlıklı bir adamdan çok bir şey bekliyor. O adam da getirip 50 lira veriyor. Hoca Efendi de o inkisarın ifade saadetinde diyor ki Hacı abi ben sizden daha çok, daha fazla ümit etmiştim, ummuştum. Adam diyor ki hoca diyor herkes inandığı kadar verir. O orada bir hakikati ifade etti diyor. Evet bu doğruydu. Herkes inandığı kadar verir. İşte bizim kardeşlerimiz
inançlarını bütün cihana gösterdiler. Binlerce okul yaptılar. Binlerce yurt yaptılar. Televizyonlar, gazeteler. Ha bugün bunlar zahiren gitmiş olabilir. Ama bunu yapan arkadaşlarımız ayakta. Onlar yerinden vira bismillah diyecekler. Ve işte bu Respect gibi, diğer müesseseler gibi, Türkiye'deki ihtiyacı olan kardeşlerimiz gibi. Bu insanlar sadece ve sadece niyetleriyle her tarafa yetişecekler. Allah da onların o samimi niyetlerini dua olarak kabul edecek. Ve onların İnşallah. İstediği taleplerini verecekler. Buna katiyen adımız gibi inanıyoruz ya. Burada bir arkadaşa dedim ki ya sen Texas'ta 40 tane okul, 43 tane okulu nasıl açtın dedim. Abi 43 değil, 63 tane dedi. 63 tane okulu hiçbirimizin himmeti olmadan Cenab-ı Hakk'ın kendi davası Amerikalılara bu okulu yaptırdı. Cenab-ı Hak diyor ki ya ben davama yaptırırım ama siz kazanın istiyorum. Siz vesile olun. Evet, zahirde önde duran bizleriz. Güzel kardeşlerim. Evet, Allah razı olsun. Mustafa abi, ara ara size danışacağız ve abi söylemek istediğiniz var mı? Kişilerle alakalı olarak özellikle çağrıda bulmak istedikleriniz var mı da diyeceğiz. Özellikle şu anda seslenmek istediğiniz birileri var mı? Aklınıza gelen birileri var mı? Mesela yayını seyrediyordur da henüz bir rakam söylememiştir mesela. Sizin teşvikinizle söyleyecektir. Var mı öyle isimler? Oha, şimdi kimin seyrettiğini bilemiyorum. Ben devamlı arkadaşlar, abiler konuşma yaparken ben de WhatsApp'tan bakıyordum diyor 800 ya biz 800 kişi miyiz? 1000 kişi miyiz? 1100 kişi miyiz? Ama kimin katıldığını bilmiyorum tabii. Fakat ben şuna inanıyorum. Gerçekten arkadaşlarımız seyrediyorlarsa, bakıyorlarsa, işin başındalarsa vereceklerdir Allah'ın izni inayetiyle. İnşallah, inşallah. Yoksa bir cihetle ben onlara ulaşacağım. Bugünden Texas'ta çok güzel sevdiğim arkadaşlarım var. Yani sevdiğim arkadaşlarım şöyle, gerçekten servet sahibi, bu bir okul yapıyor. Ben bu arkadaşı talebeliğinden bugüne kadar gördüm. Parayla kendisine makam biçen bir insan değil. Katiyen Allah'ın verdiğine inanan bir insan. O talebeyken de yürüyüşü aynıydı, servet sahibi olduktan sonra da. Bu çok mühim. Asım'ım, bu çok mühim mesele. İnsanlar parayla, servetle bir yerlerde kendilerine bir takdir, bir makam biçmemeliler. Allah'ın katiyen verdiğine inanmalı. Değilse, öyle görürse yürüyüşleri değişiyor, oturmaları, kalkmaları değişiyor, hizmete bakışları değişiyor. Ben işte o kardeşim o günden bugüne hiç değişmedi. Farklı bir arkadaşı da aradım. Ses tonu da aynıydı. Geçen talebeydi. Şimdi arkadaşlar dedi ki abi çok hakikaten varlıklı. Ben hani onlarla görüştüm, konuştum. Bu şeyi söylemedim de ama velakin katılmazlarsa ben onların yardım edeceğine inanıyorum. Çünkü bu iş İnşallah. Onlarla oldu güzel kardeşim. Yani. İnşallah. Bir hayalden bahsetmiyoruz. Bir hakikat. Binlerce okulu bu insanlar yaptı. Evet. Televizyonları, gazeteleri bunlar yaptı. Ve Hocaefendi bu insanlara inandı ve dedi ki bu süreç başlayınca da muavenetle alakalı mesele kardeşlerimize güzel resmedilirse sahip çıkarlar. Bu cemaatine olan inancı gösteriyor. Evet, evet. Bütün mesele işin resmedilmesi ve arkadaşlarımız sahip çıktılar, çıkarlar ve çıkacaklar. İnşallah. İnşallah Mustafa abi. Dediğim gibi sizi ara ara bağlayacağız. Ben Mersin'de öğrenciyken tabii Orta Asya'da bir ülkeye de bakmaya çalışıyordum Mersin. Mersin esnafının da durumu öyle çok ahım şahım değildi. Çok az sayıda insan vardı. Onlardan bir tanesi de sizin o tarafta oturuyor. İki tanesi daha doğrusu. Siz de bilirsiniz mutlaka. Şimdi onların nasıl böyle kıvrandıklarını ben çok iyi biliyorum. Yurdumuz vardı mesela. Yurdun bazen elektriğinin ödemesi gecikirdi. Bazen ekmek gecikirdi. Bayat ekmek gelirdi vesaire. Ama biz elimizden geldiği kadar abilerimizin bu konuda aşklarına, şevklerine şahit olduk. Ve o fedakarlıklarla sizin az önce yaptığınız vurgu gibi binlerce okul açıldı. Allah'a binlerce defa hamdolsun yurt açıldı. Sadece ve sadece rızayı ilahi için. İnşallah respect için de aynı şey olacak. Dünkü imkanlarımız olmasa da bugün inşallah yavaş yavaş yeniden diyerek başladığımız işlerimizde daha iyi noktalara taşınacağız, değil mi? İnşallah. Güzel kardeşler. Hakikaten bu hayal değil, hakikat. Hakikat inşallah. Evet. Efendim
Cemil Tokpınar hocamızın söyleyeceklerini bir dinleyelim. Cemil hocamdan hala bir rakam gelmedi. İnşallah zannediyorum şu anda ayarlama yapıyordur. Buyurun efendim. Cemil hoca da çok gayretlidir maşallah. Çok. Her yerde var. Görüyorum. Çok. Hakikaten Allah razı olsun. Çok gayretlidir. Dertli bir sine. Allah razı olsun. Evet. Allah evden razı olsun. Cemil hocamı dinliyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ailemiz için şöyle buyurur. Sizlerin içlerinden kendileriyle huzur ve mutluluk duyacağınız ve sükun ereceğiniz eşler yaratması, aranıza sevgi ve şefkat koyması Allah'ın ayetlerindendir. Ve Rabbimiz ailemizin hedefini ve ufkunu da bir dua ile gösterir. Ey Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bizlere göz nuru olacak nesiller ihsan eyle ve bizleri takva sahiplerine önder eyle. İşte yuvalarımızın aile fertlerinin birbirlerine karşı sevgi ve şefkat dolu davranışlarla cennete dönüşmesi için çalışıyoruz. Ve bu cennet yuvalarda müttakilere imam olacak nesiller yetişmesi için çırpınıyoruz. Respect School'u bağışlarınızla destekleyiniz ve projelerine elinizden geldiği kadar yardımcı olunuz. Allah razı olsun Cemil Tokpınar hocamızdan da görüşlerini, düşüncelerini aldık. Fakat şu anda kıymetli seyirciler, yayın başlayalı yaklaşık yarım saat oldu. İşte yarım saati biraz geçti. Başlangıçtaki Kur'an-ı Kerim ve benim konuşmalarımda çıkacak olursanız Happy Top'u 20 dakikalık bir bölümümüz var. Ama bu 20 dakika içerisinde hala çok az olduğunu bilmenizi istiyorum. Çok yavaş gidiyor, çok yavaş ilerliyor. Yani bu tempoyla bizim 1000'i yakalayabilmemiz çok mümkün değil. 1000'i yakalayabilmek için saatlerce yayın yapmamız icap eder. 2 saatlik bir zaman dilimimiz var. Hem sizin zamanınızı çalmak istemiyoruz, hem de bizim bu kadar zamanımızı bu işe, sadece böyle yayın işine ayırmak istemiyoruz. Onun için istirham ediyorum. Lütfen tanıdıklarınıza ulaşınız. Tanıdıklarınıza, özellikle maddi anlamda bir şeyler verebilecek olan insanlara danışınız ve onları davet ediniz. Ne olursunuz. Bu arada İsmet Macit hocama söylemiştim ya. İsmet Macit hocam yaptığı yardımı çekmiş, yollamış. Allah ebeden razı olsun. Bu arada Türkiye'den yardım yapmak isteyenler için hemen bir duyurum var. Türkçe @respectgs.us adresine. Bakın şu anda ekranda var. Hemen ekranda akıyor. Türkçe respectgs.us e-mail adresine not olarak yazmaları yeterli olur. Oradan yola çıkarak arkadaşlarımız kendileriyle irtibata geçecekler ve de bağışlarını nasıl alacaklarını iletmiş olacaklar inşallah kıymetli seyirciler. Şu ana kadar 70 bağışçı, 76 tane de bulacağım sözü veren çok kıymetli seyircimiz olmuş. Rakamın daha da artması en büyük dileğimiz kıymetli seyirciler. Buyurun efendim, Cemil Tokpınar hocamızı dinlemiştik ama bir misafirimiz daha var. O misafirimiz kim? Hemen onunla alakalı da bilgiler aktarmış olayım. Efendim, Jessica Liu Hanım bizimle beraber olacak. Respect Graduate School'un yüksek lisans öğrencisi kendisi. Bakın o da böyle 1,5 dakikalık bir mesaj hazırlamış. Onu dinliyoruz. Assalamu alaikum. My name is Jessica and I am currently a student at Respect Graduate School. Being here has just been such a wonderful experience for me, especially as someone who is learning about Islam and wanting to learn more. Being surrounded by fellow students of such different experiences, different backgrounds, different educational experiences, even being with students from across the world and be able to learn in this environment has really helped me grow in my deen and just to learn more about Islam. The professors, I can't speak more wonderfully about them and the support from the entire team that's really helped me to be in this space, to better understand what my next steps could be, what could be supportive. And in that as well means the classes themselves have content that's really enriched my learning, my experiences, and most importantly, helped me to better understand
What does it mean to be a Muslim? What does it mean to be in connection with Allah? And what does it mean to really, as a result, take this education and support the community and the world in a meaningful way? Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözlerden dolayı. Ben bir taraftan da birileriyle yazışıyorum. Kimi çağıracaksınız, ne kadar vereceksiniz diye. Az önce bir mesaj aldım. Hemen onu da ileteyim. Bilal Hocam mesaj atmış. Diyor ki bizim Kur'an aşıkları grubumuz var. Respektimizden ders de almışlar. Hala da almaya devam eden üyelerimiz var. İlk baştan beri respektimize destek oluyorlar. Ve yine 50 burs taahhüt ediyorlar demiş. Allah razı olsun, 50 burs taahhüt edilmiş. Hasan kardeşim bunu öyle düzeltebilir. Söz olarak değil de 50 burs olarak taahhüt ediyorlar. Bilal hocamın söylediği rakamı eklemiş olalım kıymetli seyirciler. İsterseniz bir bakalım nasıl yapılıyor bu yardımlar. Onlarla alakalı olarak kısacık bir görüntülü uygulama yapalım. Beraberce bir uygulama yapalım. Bakın burası Respect Graduate School'un web adresi. Zaten şu anda altyazıda görüyorsunuz kıymetli seyirciler. Burada çok önemli bir not var. Diyor ki Respect Graduate School Amerikan Vergi Kanunu'nun 501 C3 maddesinde tanımlanan şekilde vergiden muaf bir kurumdur. Amerika'dan bağış yapan dostlarımız bağışlarını vergilerinden düşebilirler. Kredi kartı, debit kartı ve PayPal'la yapılan bağışların makbuzunu ödeme işlemi tamamlandığında görmek ve indirmek imkanına sahip olacaksınız. Farklı soru ve talepleriniz için bize e-mail göndermeniz yeterli olacaktır. Neymiş adres? info@respectgs.us. Bir de Türkçe@respectgs.us adresimiz var. Şimdi burası bağış sayfası kıymetli seyirciler. Bizim beklentimiz kredi kartı ve debitten aylık olarak belli bir rakam taahhüt etmeniz, kendinizi bağlamanız daha doğrusu. Siz 50 demezsiniz de 100 dersiniz, 200 dersiniz, maddi durumunuza göre hesabınızda yaparak 50 dolarlık bir bağış yapacak olursanız mesela kredi kartınızın olduğu bölüme ya da kredi kartı bölümüne tıklıyorsunuz. Şu anda bir daha gösterelim ve sizi sistem buraya yönlendiriyor. Kredi kartıyla alakalı olarak işlemler tabii gördüğünüz gibi İngilizce şu an burada sol tarafta ekranın sol tarafında İngilizce gözüküyor. Ama burada neyin yazdığını, ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız bakın sağda böyle bir yer var. Burayı tıkladığınızda bunlar sol taraftaki kutucukların İngilizce olarak yazıldığı kutular. Buraya bastığınız zaman buranın ne anlama geldiğini görebiliyorsunuz kıymetli seyirciler. Evet, bağış yapacağınız fonu seçeceksiniz. Mesela buraya hemen Asım Yıldırım yazalım ve uygulamalı olarak gösterelim. Sonra adresinizi gireceksiniz. asımyıldırım.com gmail.com adresimizi gireceğiz ve telefonumuzu yazacağız. Telefonumu ben yazmayayım buraya. Adresinizi yazacaksınız neresi olacaksa. Ondan sonra rakamınızı yazacaksınız. Rakam işte 500 mi olur, 1000 mi olur, neyse yani o rakamı siz kendiniz yazacaksınız. İsterseniz dediğim gibi 50 dolar da yazabilirsiniz bu rakamı ve arkasından da buraya yorumlarınızı yazacaksınız. Bu rakamın, vereceğiniz rakamın nerede kullanılmasını istiyorsanız bunu yazmış olacaksınız. Devam edelim. Burası çok önemli aslında. Bu kutucukta şöyle bir rakamla, böyle bir uyarıyla karşılaşırsınız. This is a one time donation, yani bir kerelik bir donation yapmak istiyorsanız, bağış yapmak istiyorsanız bu kalabilir. Ama hayır, ben aylık olarak yapmak istiyorum dediğinizde işte bunu işaretlemeniz lazım. Give this amount regularly seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtiğinizde aylık, bakın hangi ayın kaçında ödeyecekseniz onu seçeceksiniz ve ne zaman bitecekse, ben bunu cancel edinceye kadar, iptal edinceye kadar devam ettireceğim dediğinizde öyle bir şey çıkmıyor. Ama
herhangi bir sınırlama gelmiyor. Ama a fixed number of times, eğer belli bir zaman için belirtmek istiyorsanız, mesela burada bakın hemen 12 çıktı. Bunu 12 defadan sonra durdurun demeniz gerekiyor böyle bir noktada. Çok karışık değil aslında. Arkasından da hangi metotla ödeyecekseniz, kredi kartıyla ödeyecekseniz, hemen işte lütfen e-mail adresinizi, telefon numaranızı, ben gizlediğim için öyle oldu, ve buralara yazmış olacaksınız. Ondan sonra sistem sizi yönlendirecek. Aslında çok zorluğu yok. PayPal'dan da ödemek isterseniz zaten şu anda ekranda kayan yazıda bunu görebiliyorsunuz kıymetli seyirciler. Devam edelim videolara. Şimdiki videomuz çok kıymetli bir hocamızdan sevgili seyirciler. Hemen o videoyu da kimin yolladığını söylemiş olayım. Doktor Adnan Aslan hocamız, akademik dekan hocamız. Adnan Aslan hocamızın da söyleyecekleri var. Buyurun beraber dinliyoruz. Çok değerli dostlar, selam ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyoruz. Respect, Hocaefendi'nin rüyasıdır. Ne anlamda rüyasıdır? Dünyanın problemlerine akademik anlamda çözüm bulma, hizmet felsefesini bütün dünyaya akademik dille yeniden ifade etme rüyasıdır. Eğer siz de bu rüyaya inanıyorsanız, inşallah Respect'i canı gönülden desteklemenizi istirham ediyoruz efendim. Ölümle bitmeyen hayatlar vardır. Kimi okul açar, kimi bir talebi okutur. Fakat biz miktarı ne olursa olsun, İhlasla verilen her bir kuruşun bereketine inanıyoruz. Her şeyden ziyade ömrü bereketlendirdiğine. Gelin, ölümle bitmeyen bir hayat için zekat, sadaka ve bağışlarınızla bir Medrese-tü Zehra projesi olan Respect Graduate School'a destek olun. Şimdi değilse ne zaman? Merhabalar değerli Respect dostları. Bir Respect gününde beraberiz. Aile fertleri arasında doğru ve sağlıklı iletişimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Birbirini doğru tanıyan, seven, sevgi ve saygı ve nezaketle iletişim kuran eşler, ailedeki sinerjinin kaynağı. Birbirini candan seven ve doğru iletişim kuran aile fertleri yetişmesi için çabalıyoruz. Daha birçok değerli projemiz var. Sizleri bugün Respect School'un projelerine bağışlarınızla destek olmaya çağırıyoruz. Çok teşekkürler. Allah razı olsun Figen hanımefendi. Çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz programımıza. Ben rakamlara bir bakayım, bana gelen rakamlara bir bakayım. Neymiş artan? Bu isimleri zikredebiliriz. Rafet Eroğlu Bey 11 burs sözü vermiş. Mustafa Bursal Bey 1 burs sözü vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bir ablamızdan 5000 dolar geldi. Çok teşekkür ediyoruz ablamıza. Adını henüz vermemiş. Bağışçılarımız 129 tane sözümüz var. 70 tane bağışçımız var. Bu rakamlarla beraber. Bu arada Cemil Hocam'a çağrıda bulunmuştum ya. Cemil Hocam mesaj yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Biz kendimiz 3 burs verebileceğiz. Arkadaşlar, abiler programı izliyorlar. Ben de onlara yazdım ama henüz dönmediler, ama dönecekler inşallah demiş. Cemil Hocam da 3 burs sözünü vermiş oldu. Allah razı olsun Cemil Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Efendim devam ediyoruz. Sırada bir başka misafirimiz var. Onun göndermiş olduğu videoyu hemen inşallah size seyrettirmek istiyorum. Sacit Arvasi Hocamız. Bakın sizin için neler söyleyecek? Hastanede nöbetteydim. Bir felç vakası mesajı geldi. Hemen oraya intikal ettim. Çünkü ya hastaya ya yakınlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz şeftler olarak. 19 tane doktor ve hemşire oradaydı. Baktım 40'lı yaşlarında bir hanım orada duruyor. Önceleri konuşmak istemedi. Annesiymiş hasta. Daha sonra konuşmaya başladı. Konuşmaya başlayınca da birdenbire yüzünü bana çevirdi. Dedi ki senin dinin ne? Normalde ihtiyaç olmazsa Chaplin'ler benim dinim şudur demezler. Sadece dinlerine ters düşmeden, şirke düşmeden hastaya veya yakınlarına yardımcı olmaya çalışırlar. Ama konuşmayı bir arabaya benzetecek olursak direksiyonda onlar var. Onlar konuşmayı buraya yönlendirmek istiyorlarsa samimi olarak cevap veririz. Müslümanım dedim. Siz mukaddes anne inanıyor musunuz dedi.
Hazreti Meryem'i kastederek. Evet, Allah onu kadınlar arasında seçti. Hazreti İsa'yı babasız dünyaya getirdi. Ve Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi onun adıyla anılır. Meryem suresi. İsa'ya inanıyor musunuz dedi. Peygamber olarak inanıyoruz dedi. Sonra elini şöyle yaparak o, yani Tanrı neden kendisini görünce izin vermiyor dedi. Ancak kendi background'umla cevaplayabilirim. Biz inanıyoruz ki inananlar ötede onu görecek. Ama şu anda biz farklı alemde olduğumuz için veya zamanı olmadığı için görmüyoruz. Bir zamanlar biz annemizin karnındaydık, farklı bir alemdeydik. Annemiz çiçeklerin arasından geçiyordu, ağaçların arasında geziyordu. Bizim gözlerimiz vardı, kulaklarımız vardı ama biz o çiçekleri görmüyorduk, ağaçları görmüyorduk. Çünkü biz farklı bir alemdeydik. Zamanı değil. Gecede güneş görülmez. Güneş orada ama gece olduğu için görülmez. Güneşi görebilmek için gündüze ulaşmak lazım. Aslında kelam bu şekilde konuşmamız devam etti. Onun zihnini, onun istemiş olduğu konularda konuşmak suretiyle hastaneden, olumsuz şeylerden biraz uzaklaştırmaya gayret ettim. Ve yüzünde de anlaşılıyordu ki o biraz rahatlamıştı. Ben bazen böyle şeyler paylaşınca insanların çok hoşuna gidiyor. Ben şahsen böyle 20 tane vakaya, 20 tane insana yardımcı olmaktansa bu sürede mağdur edilmiş, adeta soykırıma maruz bırakılmış olan arkadaşlardan, dostlardan bir tanesinin hayatına dokunmayı 20 vakaya tercih ederim. Buna çeplesi deniliyor ve bizim dünyamızda bu çok yeni. Şu anda Respect Graduate School onlarca insana bu eğitimi vererek, bu manevi rehberliği yaparak pek çoğunun hem kendi hayatına hem de verdiği eğitimle çok fazla insanın hayatına dokunuyor ve dokunmaya da devam edecek. Bu müessesenin ayakta durması, yaşaması, ilerlemesi gerekiyor ve bu ancak sizin sahip çıkmanız ve yardım etmeniz de mümkün olacaktır. Ta'avanu alal birri ve takva. Birbirinize bir ve takvada yardımcı olun. Bu müesseseye yardımın bir ve takva olduğuna inanıyorum. Hebi kimini mezinci eve vaktabkı talepçi van da hazihate şünahı van dersi hanina emeği bir zamanı kırdici inşallah bedin. Ben de bu Çepnesi Departmanı'nda derste veriyorum ve Kürtçe ifade ettiğim gibi talep meydana geldiği zaman inşallah bu dersleri biz Kürtçe olarak da verilmesini isteyeceğiz ve inşallah ona muvaffak olacağız. Ve minna khayru feşşeyle. Helal olsun Sacit Hocam, Allah razı olsun, Allah ilminizi ziyade eylesin inşallah. Çok samimisiniz, çok samimi bir insansınız. Allah muvaffak eylesin girdiğiniz, yaptığınız işlerinizde. Efendim bir seyircimizin, daha doğrusu bir misafirimizin daha videosu var. Gülbin Acar Hanım. Gülbin Acar Hanım da bizim okulumuzun mezun direktörü. Onu dinliyoruz şimdi. Merhaba. Ben Gülbin Acar. Friends of Respect'in direktörüyüm. Friends of Respect, yolların kesiştiği noktada bir sivil vazifesi gören Respect Graduate School'un mezunlar derneğidir. Sizlerin destekleriyle ailemizin giderek genişleyeceğine, büyüyeceğine yürekten inanıyoruz. Respect'e sahip çıkın ki Respect'e sizin geleceğinize sahip çıksın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Efendim şu ana kadar ne kadar toplandı onu sıkça anons ediyorum. Bana Hasan Bey'in vereceği bilgileri de hemen aktaracağım. 80 bağışçı olmuş, 137 tane söz verilmiş. Hemen rakamı bir toplayalım bakalım. 187 çarpı 187 artı, özür dilerim, 137'ymiş. 137 artı 80 rakam çarpı 600 dolar dediğimizde 130 bin dolarlık bir rakama ulaşmışız. Daha çok gerisindeyiz rakamın. 6'da 1'ine ancak ulaşabildik. Hadi bakalım, bu arada bir tiyo aldım, bir istihbarat aldım. O istihbarat da Kur'an Aşıkları grubu, WhatsApp grupları var onların. Kur'an Aşıkları grubu ya bu rakamı artırmamız lazım falan diye zannediyorum kendi aralarında da konuşuyorlar. Ve o grupta olan bir arkadaşımız bana bu tiyoyu vermiş oldu. Rakamı nasıl artırabilirizin telaşındalar onlar da. Allah razı olsun. O gayretlerini bekliyorum. Rakam 50 olarak vermiştiniz ama lütfen nasıl artırırsanız artık, ağanın eli tutulmaz lafı var ya, birlikten kuvvet doğar ya, işte sizin o grubunuzda kaç kişi varsa
onlarla beraber böyle bir hesap yapmanızda fayda var. Bizi şu anda seyredenler, lütfen başkalarına da seyretmeleri için imkanlar sunun. Lütfen iletin. Şu anda yayın devam ediyor. Aynı zamanda da bağış yapabilecek olan durumda tanıdıklarınız varsa onlara da iletin. Lütfen hadi deyin ve beraberce el ele inşallah bu meseleyi halledelim Allah'ın izni ve inayetiyle. Bir videomuz daha var. Kerim Balcı hocamız var. Merhaba, bendeniz Kerim Balcı. Respect Graduate School'un sürekli eğitim ve sertifika programlarının başkanlığını yürütmekteyim. Respect Graduate School'un en önemli departmanı şüphesiz hepimizin gurur kaynağı olan yüksek lisans programı. Ama Respect sadece yüksek lisans veren bir eğitim kurumu da değil. Bugün sizlere yüksek lisans programının dışındaki program ve projelerimizi tanıtmaya çalışacağım. Gelin Dr. Bilal Sabit'in kurup geliştirdiği Kur'an Okulu'yla başlayalım. Bu program çocuklara, gençlere ve yetişkinlere Kur'an tilaveti dersleri sunuyor. Program bünyesinde 6-8 kişilik gruplarla tecvid eğitimi verildiği gibi Kur'an-ı Kerim Arapçası ve Kur'an ilimlerine giriş gibi bir dizi seminer de bulunuyor. Kur'an Okulu'nun hepinize tavsiye edeceğim bir ürünü de Tecvid Mate uygulaması. Bu yapay zeka destekli bir tecvid uygulamasıdır. İkinci olarak Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nden bahsetmek istiyorum. Bünyesinde Risale-i Nur Okulu, Hizmet Okulu ve bunların İngilizce versiyonlarını barındıran Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nde adı üzerinde Risale-i Nur ve Pırlanta eserler üzerine seminerler ve kamplar düzenliyor, projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 2023-2024 döneminde hayata geçirdiğimiz seminerlerin isimleri şöyle. Yeni bir okuma metoduyla Risale-i Nur'u kitap kitap işlediğimiz Sözler Dershanesi, Lemalar Dershanesi, Mektubat Dershanesi ve Şualar Dershanesi seminerlerini bitirdik. Önümüzdeki yaz Mesnevi Dershanesi ile devam edeceğiz. Risale-i Nur'dan merkezi 40 konuyu ele aldığımız 20 haftalık ayrı bir Risale-i Nur seminerimiz de bulunuyor. Bütün bu seminerleri risalelerin özetlerini çıkardığımız, zihin haritalarını yaptığımız, kahutlar hazırladığımız bir projeyle de desteklemeye çalışıyoruz. Hizmet Okulu'nun bünyesinde Hoca Efendi'nin kütüphanesi ve yeryüzü mirasçılarının vasıfları seminerlerini yürütüyoruz. Hoca Efendi'nin kütüphanesi, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin eserlerini besleyen kaynakları çalıştığımız bir seminer. Seminerin arka planında dev bir projemiz de var. Hoca Efendi'nin yazılı ve sözlü eserlerinde bahsettiği bütün eser ve eser sahiplerini tanımaya ve tanıtmaya çalıştığımız bu projede yüzlerce gönüllü arkadaşımız çalışıyor. Hoca Efendi'nin kütüphanesinin hepimize heyecan veren bir meyvesi Dünya Döndükçe Kitap Okuma Kampı. Sonuncusunu 9 Mart günü Kur'an'ın Sihirli Ufku Yusuf Suresi adlı eserin mütalaasına ayırdığımız kampımıza 2250 kişi katıldı. 24 saat süren kampın hazırlık ve yürütülme aşamasında 70'i aşkın gönüllü görev aldı. Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları seminerini 3 defa yaz semineri, 1 defa da 20 haftalık sonbahar-bahar semineri olarak düzenledik. Bu seminerde altın neslin, beklenen neslin, kurtarıcı neslin vasıflarını çalışıyoruz. 2024-25 eğitim döneminde bu seminerin İngilizce versiyonunu da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Hizmet Okulu'nun bir semineri de Kalbin Zümrüt Tepelerinin Eteklerinde. Bu sene ilkini yaptığımız seminerde bu muhteşem eserin birinci cildini bitirebildik. Önümüzdeki yıl birinci ve ikinci cildi birlikte çalışmaya çalışacağız. Başında Necati Mert hocamızın bulunduğu ve kendi aramızda hayal avcılığı seminerleri dediğimiz Hac ve Umre Sertifikası programı, Siyer Felsefesi ve Psikolojik Sosyolojik Tefsir seminerlerinden de anlaşılacağı üzere muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hayalim dediği eğitim projelerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin önemli bir projesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 13-18 yaş grubu yani orta lise öğrencilerine yönelik Young Seekers derslerimiz. Bu derslerde Batı'da yaşayan Müslüman gençlerin kafalarına takılan soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bu gençlerimizin anne babalarına yönelik bir de anne baba akademisi çalışmamız var.
Hizmet hareketinin postmodern dünyanın çözümsüz görünen sorunlarına nasıl çözümler sunabileceğini müzakere ettiğimiz divan toplantıları da bir başka projemiz. Önümüzdeki ilk divan toplantısı 22-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yapay Zeka Etiği Divanı. Hepinizi bekleriz. Respect Graduate School'un hayati önemi haiz bir projesi de aile okulu. Cemil Tokpınar hocamızın başında bulunduğu bu okul, bir taraftan yeni evlenecek kişileri evlilik müessesesinin kendine has zorluklarına hazırlıyor, diğer taraftan da evli çiftlerin sorunlarına çözümler arıyor. Okulumuzun fıkıh alanında da bir dizi projesi var. İsmail Büyükçelebi hocamızın rahle-i tedrisine oturan öğrencilerimizin fıkıh usulüne giriş ve fıkha giriş derslerimizin yanı sıra başlı başına bir fıkıh ve doğru düşünme okulu olan Tefakkuh Okulu da İslam fıkhının modern asrın meydan okumalarına cevabını hazırlamaya çalışıyor. Hatice Keskin hocamızın yönettiği Tefakkuh Okulu'nda kadın fıkhından uzay fıkhına, çocuklara yönelik tefakkuh oyunlarından düşünsel tefakkuh derslerine kadar bir dizi seminer yer alıyor. Respect Graduate School'un bu yıl içinde önemli bir açılım yaptığı bir başka projesi de chaplaincy programları. Türkçe olarak verilen İslami chaplaincy mesleğine giriş derslerimizin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde chaplaincy sertifikası tanınan iki çatı kuruluşun da, yani hem College of Pastoral Supervision and Psychotherapy'nin hem de Association for Clinical Pastoral Education adlı kuruluşun kurslarını veriyoruz. Bana verilen süre içinde Respect Graduate School bünyesinde yapılan her şeyi anlatmam mümkün değil. Ancak şu kadarını ifade edebildim zannediyorum. Respect hayatın tümünü kucaklıyor. Bu asırda yaşayan bir Müslümanın bütün ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor. En önemlisi de bütün bunları gözünü lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla tam teşekküllü bir üniversite olma hedefine dikmiş olarak yapıyor. Hayali bile güzel olan böyle bir projenin gerçekleşmekte olduğunu görmek, bu projenin bir kısmının banisi, bir kısmının hamisi olmak istemez misiniz? İşte bugün sizin gününüz. Gelin siz Respect'e sahip çıkın, Respect geleceğinize, geleneğinize sahip çıksın. Teşekkürler. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz Kerim Hocam. Siz Respect'e sahip çıkın, Respect de sizin geleceğinize sahip çıksın. Çok önemli bir vurguydu. Allah ebeden razı olsun. Kerim Balcı Hocam anlatırken ben dinlemekle yoruldum açıkçası. Tabii o kadar maşallah güzel işler yapılıyor ki bu işlere hepimizin ortak olması lazım kıymetli seyirciler. Destek vermemiz lazım kıymetli seyirciler. Bir kardeşimizin mesajı vardı ama o mesaja sonra bakalım. Şu anda toplam itibariyle söylüyorum. 147 bağışçı oldu. 146 tane de söz veren oldu. Bu arada Çetin abi de bunların arasında. Çetin Kazancı abi beni duyuyorsundur zannediyorum. Sen seslen, ben seni duyarım. Çetin abi demiş ki, burada mesaj yazmış. Biliyorum eski günler yok ama Allah'ın izni ve inayetiyle Rabbim ihsan edecektir. Mesela bir tane de Hamit için yazalım lütfen. Çetin Kazancı demiş ki, Çetin abi bir tane kendisinden Samet Kazancı da 5 burs işlemleri de sonra yapacağım demiş. Rakam buna dahil oldu ama Çetin abi böyle biraz daha rakam yükselsek nasıl olur? Olur mu? Yapabilirseniz, zorlayabilirseniz. Bir tane de Hamit'ten istiyorum. Ona göre mesaj bekliyorum lütfen. Efendim devam ediyoruz. 147 bağışçı, 146 tane sözümüz şu anda var. Kardeşlerimizden bazılarına da ben de mesaj attım. Onlardan da cevap bekliyorum. Kendi rakamımı inşallah program bitmeden dolduracağım. 1+10 sözümü dolduracağım inşallah kıymetli seyirciler. Devam ediyoruz. Mustafa abi bir dinleyelim mi? Şu ana kadar gidişat nasıl acaba? Mustafa abiden ben dinlemek istiyorum. Abi gidişattan memnun musunuz? Nedir durum? Evet, şimdi diğer bu bizim malum başka yaptığımız internet üzerinde olan bağışlarda böyle bir başta zorlanma oluyor. Yani şimdi sabahtan beri ablam uğraşıyor, bir türlü yapamadı. Neyse dedim, ben sonra şimdi meşgul olmayayım, Beytullah Bey'i ararım, onları hallederiz dedim. Benim gibi
Afrika'dan yazan bir arkadaş var, abi gönderemedim dedi, o nasıl dedim, ya televizyonda şeyi gösteriyor. Almanya'dan bizim Mehmet Erdem dedi, abi ben gönderemedim, sen oradan hallet, ben buradan yapayım dedi. Şimdi biz zorlanınca zannediyorum çok zorlanan arkadaş var. Yoksa mutlaka. Şimdi gene baştaki Hocaefendi cemaatine bu meselede inandığı için mesele güzel resmedilirse, resmedildi arkadaşların, ben bağış için şeylerine inanıyorum. Sen biraz önce de Çetin Kazancı'yı da söyledin. Fatih vardır, Fettah vardır, Fetin abin vardır, değer arkadaşlarımız vardır. Ama ben zorlandıklarına inanıyorum. Yoksa katiyen ve katibeten bugüne kadar bu kardeşlerimizde hiçbir iş yarım kalmadı. Elhamdülillah. Şimdi ilk televizyonumuz kurulduğunda başındaki ağabeyimiz, o zaman da gene derinler iş başında bize reklam vermiyorlar. Sadece bu mütevellilerin himmetiyle gidiyor. Hocaefendinin ifadesiyle de televizyon çok obur bir hizmet sektörü. 250 bin dolar 20 dakikada seyredeceğiniz bir dizi oluyor. Dedi televizyonumuzun borcu var 1 milyon 100 bin dolar. Böyle hep her ay gelindiğinde Hocaefendi soruyor, ne yaptınız ne yaptınız. Arkadaşlar abiler diyor ki abi, hocam inşallah yapacağız. Ben de dedim, Hocaefendi dedi ki kardeşlerim bu iş inşallahla maşallahla olmaz dedi. Yani sizin içinizde inşallah maşallaha en çok inanan benim dedi. Ama bir şey yapmak lazım. Ben de dedim ki efendim müsaade eder misiniz? Hocaefendi buyur dedi. Dedim ki efendim şimdiye kadar biz hizmet için hep hazırdan verdik. Yani evimizi, arabamızı satmadık. Müsaade ederseniz Ankara, İzmir mütevellisini çağıralım. Siz meseleyi söylerseniz arkadaşlar sahip çıkar. Hocaefendi makul gördü. Ve arkadaşlar geldiler. Hocaefendi anlattı Altunzade o 5. katta. Ondan sonra Pekmezci abi rahmetli geldi. Elinde ufak bir çuval vardı. Mikrofonu aldı. Dedi ki hocam biz buradan döndükten sonra dedi bacıları topladık. Meseleyi anlattık. Dedik ki ya bu televizyon kapanacak ya gidecek. Bacılar dediler ki bu televizyon hizmetimizin de hocamızın da namusudur. Bunu kapatmayız dediler. Yüzüklerini, küpelerini, bileziklerini dedi Pekmezci abi o çuvalın içindekileri dökerken millet bir hıçkırık koptu orada. Hocaefendi dahil herkes ağlıyordu. Sonra ortalık biraz sakinleşti. Hocaefendi mikrofonu aldı. Şu anda bu hıçkırıkları Meleği Âlâ'nın sakinleri Eyüp Aleyhisselam'ın hıçkırıklarını tanıdığı gibi tanıyorlardır. Diyorlardır ki bunlar bizimkilerin verme hıçkırıkları. Ve ertesi gün verilmek üzere 1 milyon 100 bin dolar toparlandı. İşte Hocaefendi güveniyor cemaatine. Evet. Bu arkadaşlar bu işi katiyen yarım bırakmazlar. Ben yarım asırlık şeyde gördüm. Yani en zor ibadettir verme. Ama bu arkadaşlarımız alışmışlar artık. Vermeye kilitlenmişler. Ya ömürlerini veriyorlar. Baksana bugün hapishaneler, Haberiş'teki biten hayatlar. Hayatını veren, ömrünü veren, hürriyetini veren, servetini veren insan burada okuluna sahip çıkacak. Evet. Ama yaşanan zorluklar vardır. Ben buna katiyen inanıyorum. Allah razı olsun. Bak biz beceremedik. Daha başladığından beri ablam uğraşıyor. Yapamadım. Dedim ya neyse ben ararım Beytullah. Şimdi onlar meşguldür. Ya senin şeylerini hallettiririz dedim. Onun gibi dediğim gibi arkadaşlar. Ama katiyen bu iş biter. Arkadaşlarımız bu evet. işe sahip çıkarlar katiyen. Allah razı olsun. Bu hatırlatmanız çok önemliydi. Bu hatırayı da nakletmeniz önemliydi. Belki daha önce sizden dinlemiştik bu hatırayı ama hani tekrar etmek aşkı şevki artırıyor ya, gerçekten de bunları bazen unutabiliyoruz. Bu arada seyircilerimizden bazıları diyor ki Türkiye'den biz bağış yapmakta sıkıntı yaşıyoruz ve başka türlü nasıl olabilir diye. Çünkü kendilerine de sıkıntı çıkarılmasın istiyoruz. Lütfen mail adresine mesaj atın. Kıymetli seyirciler. Birazdan ekrana gelecek şu altyazıda yazıyor. Arkadaşlarımız sohbet bölümüne de mail adresini yazsınlar. Bir kere daha mail adresimizi yazsınlar. Oradan irtibat kurun. Lütfen oradan irtibat kurun. Arkadaşlar sizi yönlendireceklerdir. Ve bir sıkıntı olmasın. Kimseye bir sıkıntı yaşamasını ve çıkarılmasını istemiyoruz. O yüzden de özellikle Türkiye'den destek olmak isteyenler destek olacaklar. Bu konuda daha hassas davransınlar. Asıl işi yurt dışında, Türkiye dışındakiler yapsınlar. Özellikle Türkiye dışındakilerin bu okulun burs
zekat, burs ve bağış programına daha fazla sahip çıkmasını bekliyoruz açıkçası. Bu benim beklentim. Okuldaki arkadaşların beklentileri, hocalarımızın beklentileri ve hoca efendinin de böyle bir beklentisi var ki bu organizasyon yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Rakamlara bir bakayım. Ne kadar olmuş? Çok güzel. 162 bağışçı ve 146 tane de söz. Emine Eroğlu ablayı da alalım inşallah. Ben Mustafa abi size teşekkür ediyorum ama ilerleyen dakikalarda yeniden sizi misafir edeceğim. Olur mu? Bugün beraberiz. Bu işi beraberiz. Bitirene kadar kardeşlerimizle beraberiz. Evet. İnşallah, inşallah. Abi iftara kadar bitirelim. İftara davetliyiz. Bugün evde misafirimiz yok. Gitmemiz evet. Lazım. Evet. Bitirelim inşallah. Yani. Bitirelim. O kadar Allah'ın bitirelim. Izniyle. İnşallah. Efendim, şimdi bir kısa videomuz daha var. Onu da seyredelim. Yaklaşık 35 saniyelik. Ondan sonra Emine Eroğlu hanımefendiyi alacağız. Assalamu alaikum everyone. Ramadan Kareem. My name is Hajji Sabil. I am a student in the Respect Masters in Islamic Studies program. My experience has been honestly profoundly life-changing. I've been able to grow not only academically but spiritually and personally as well. So I just urge you guys all to support Respect Graduate School and the Masters in Islamic Studies program. Thank you. You are welcome, you are welcome. Peki kimdi hanımefendi? Onun da ben ismini zikredemedim o telaşı içerisinde. Çok güzel mesajlar geliyor bu arada. Kimmiş misafirimiz? Hacer Sebil hanımefendi. Yüksek lisans öğrencisiymiş okulumuzda. Az önce mesajını ilettiğimiz hanımefendi. Bazı mesajlar var. Acilen onlara da bakmam lazım. Kıymetli seyirciler, Emine Eroğlu ablamız şu anda hazırlığını yaptı. Şu anda kameranın karşısında görüyorum. İstanbul'dan, özür dilerim, bizim yaşadığımız şehirden bir arkadaşımıza mesaj yazmıştım. Çok güzel. Bir 50 daha ilave tabi demiş. Teşekkür ediyorum. İki tane daha bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Sadri Baba demiş ki security check var. Evet. Alışık olduğumuz bir şey değil. Ama karıştırabilir demiş. Doğrusunuz. En iyisi şeyle yapmak. Yani şu sitede gösterdiğim yöntemle yapmak. Kredi kartı yoluyla yapmak. Bir daha ekrana getireyim. Emin abla birkaç dakika daha bekletsem zannediyorum siz sorun etmezsiniz. Ama hemen ekrana getiriyorum kıymetli seyirciler. Çünkü bu çok önemli bir mevzu. Burada özellikle kıymetli seyirciler, buradan takip etmeniz lazım ve rakamlarınızı bu şekilde yazmanız gerekir. Özellikle Türkçe, İngilizce bilmeyenler için sağ taraftaki açıklama bölümünü de kullanırsanız memnun oluruz. Türkiye dışından yapacak olanlar meseleyi buradan halledebilirler. Burada inşallah sorun yaşamıyorsunuzdur. Ümidimiz odur. Evet, Emine Eroğlu hanımefendi hazır. Emine abla hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlarınız olsun değerli Asım Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Afiyette misiniz? Hamdü senalar olsun. Allah umurumuzu hayra tebdil eylesin. Amin. Amin inşallah. Şimdi tabii akışı takip ettiğinizi biliyorum. Yayını takip ettiğinizi de biliyorum. Şu ana kadar gidişattan nedir memnuniyetiniz? Çok yakından takip ediyorum, dualarla takip ediyorum ve her kardeşlerimizin her yorumu, her cümlesi yüreğime dokunuyor. Onların gayretleri, ortaya koydukları himmetler, cömertlikler, ihsanlar. Özellikle Ramazan ayının içerisindeyiz. Bu Ramazan'ın uhrevi iklimiyle, uhrevileşme iklimiyle çok örtüştüğünü düşünüyorum. Çok da memnun oluyorum, hamdü senalar olsun. Hedefler yüksek, yırtık büyük, yamamız küçük ama büyüteceğiz inşallahu teala. Gayretle himmetlerimizi bir araya getirerek büyüteceğiz inşallahu teala. Böyle ümit ediyorum ki Cenab-ı Hak beklentilerimizin üzerinde ihsanlarda, ikramlarda bize bulunsun. İnşallah. Az önce mesaj attı Hasan Bey ve
Diyor ki bir tane hanımefendi, tabii rakamların içerisine dahil oldu bunlar. Bir hanımefendi bağışçımız, bir kişi 25 bin dolar himmet etmiş. Bir başka kişi 15 bin dolar himmet etmiş. Bunların hepsi çok güzel, bize aşk veren, şevk veren konular. Aynı zamanda haberler Emine Hocam. Çok güzel, çok güzel hamdolsun. Ramazan'ın ilk günlerindeyiz, daha ilk haftasındayız ve böyle verme duygumuzun, paylaşma duygumuzun da çok önde olduğu zaman dilimleri içerisindeyiz. Buradan yola çıkarak sevgili seyircilerimize, bu programı, bu yayını daha sonra seyredecek olanlara ne tavsiye eder, ne söylersiniz? Asım Bey, önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz burada bir bağışta bulunuyoruz ve Ramazan iklimi içerisinde amellerin binlerle, yüz binlerle çarpıldığı bir iklimin içerisinde bağışlarda bulunuyoruz. Ama benim için daha önemli olan bir şey var. Ben bütün hayatım boyunca hep entelektüel hayatın içerisinde bulunmaya çalıştım. Ve şuna çok inanırım. Bunu hocamız da bütün açıklığıyla ifade ediyor. Entelektüel dirilişe olan ihtiyaç hayati bir ihtiyaçtır. Biz takdir ederseniz, bu programı takip eden arkadaşlar da gayet iyi bilirler ki çok muhalif rüzgarların estiği bir zaman dilimi içerisindeyiz. Harmanlarımız savruluyor, buğdaylarımız eziliyor, muhalif rüzgarlar karşısında üşüyoruz, savruluyoruz. Böyle bir zaman dilimi içerisindeyiz. Ve böyle bir zaman dilimi içerisinde aslında en fazla tehlikede olan şey de dinin ruhu. Çünkü zihin ve düşünce dünyası itibariyle bırakın entelektüeli, sıradan insanlar yetiştiremez hale geldik. İnsanların zihinlerinde bin bir türlü şüphe, bilgisizlik ve cehaletten kaynaklanan karışıklıklar, bir takım inhiraflar, çarpıklıklar, ne kadar çok zihinsel kirlilik olduğunu, din adına kurulan cümlelerin ne kadar bozuk cümleler olduğunu hepimiz uzaktan uzağa ve esefle seyrediyoruz. Neye ihtiyacımız var? Evet, entelektüel bir dirilişe ihtiyacımız var. Aslında bu o kadar hayati bir şey ama en çok da üzeri örtülen bir şeydir entelektüel dirilişi olan ihtiyaç. En fazla görünmeyen şeydir. Yani bir insan bir evi kiraya vermediğinde kaç liralık bir kaybı olduğunu hesap eder. Ama bir öğrenciye burs vermediğinde kaybın ne olduğunu hesap edemez. Entelektüel kayıplar hesap edilemez kayıplardır. O yüzden de entelektüel dirilişi olan ihtiyaç da üstü örtük bir ihtiyaçtır. Ama ben inanıyorum ki bizim kardeşlerimiz bu ihtiyacın çok farkındalar. O uzaktan uzağa esefle seyrettikleri zihinsel inhiraflar karşısında farkındalar. Uzaktan uzağa teessürle seyrettikleri diyorum ama çoğu zaman kendi aile çevremize kadar o zihinsel inhirafları, düşünsel inhirafları tecrübe edebilmemiz mümkün. Dolayısıyla dinin selefi salihin efendilerimizin yaşadığı gibi, temsil ettiği gibi dupduru, besberrak, vahiy kaynağından akıp geldiği gibi duru temsil edilmeye, yaşanmaya, öğrenilmeye, anlatılmaya ihtiyacı var. Bu beni çok etkiler. Buhari gibi, Ebu Hanife gibi o muazzam alimlerin mekteplerine devam eden binlerce öğrenci var. Binlerce öğrenci. Çünkü hayatı sağaltmak için o binlerce öğrenciye ihtiyaç var. Ama onların içerisinde de 30-40 tane entelektüel seviyede talebe yetişiyor ve bu yetişme süreci de yılları alıyor. Biz geçmişe dönüp baktığımızda hep esef ediyoruz. Ben hep esef ederim. Mesela Tanzimat'la başlatılır çoğu zaman bizim çöküş sürecimiz. Oysa Tanzimat bizim knockout olduğumuz bir zaman dilimi. Çöküş çok daha evvelinden başlıyor ve entelektüel çöküş olarak başlıyor. O bizim hakikate sahip çıkma sürecimiz, talebeleri tutup kaldırma sürecimiz takdir edersiniz ki hizmetle beraber başlıyor. Biz esef ediyoruz. Neyi esef ediyoruz? Mesela neden Mühendishane-i Humayun gibi,
Tıbbiye-i Şahane gibi üniversitelerin çok daha erken Osmanlı'da açılmadığına, 2. Abdülhamit Han'dan çok daha evvel açılmadığına esef ediyoruz. Yarın da neden Respect Graduate School gibi üniversiteleri desteklemediğimiz için, esef etmemek için, bunun için dizlerimizi dönmemek için bugün hangi şartlarda olursak olalım hayati bir ihtiyaç olarak görmek zorundayız entelektüel diriliş. Ruhumuzun, kalbimizin dirilişi entelektüel diriliş. Entelektüel diriliş bizim ruhumuzun heykelini ikame etme çabamız. O yüzden de değerli Asım Bey, burada sarf ettiğimiz her türlü cömertliğin sadece cömertlik olarak, yani sadece infak olarak Allah'ın indinde kıymetli olmadığına, aynı zamanda bir manayı diriltmek, aynı zamanda ruhumuzun heykelini ikame etmek manasına geldiğine de inandığım için buradayım. Ben de Respect'te ders veriyorum. Ben de kendi imkanlarımdan fedakarlık ederek Respect'te destek olmaya çalışıyorum. Bütün kardeşlerimi de bu hayrın içerisine dahil olmaya çağırıyorum. Bir şey söyleyip bitireyim mi Asım Bey? Estağfurullah. Biz hep deriz ya, dualarımız külliyet kesbetsin, dualarımız külliyet kesbetsin, 40 bin başlı melekler gibi dua edelim diye. Unutmayalım ki biz bir şahs-ı maneviyiz ve şirket-i maneviye diyor buna Bediüzzaman Hazretleri. İşte o şirket-i manevinin içerisinde bizim sadece dualarımızı değil, hayırlarımıza da külliyet kesbettirmeye ihtiyacımız var. Aynı şirketin, aynı manevi şirketin içerisinde, yani Respect'te tutup ayağa kaldıran aynı mananın içerisinde cem olduğumuzda, ümit ediyorum ki Allah ahirette de bizi birbirimizden ayırmayacaktır. Öyle ümit ediyorum ki Cenab-ı Hak ahirette de bizi alimlerin sofrasında, fazılların sofrasında, ariflerin sofrasında bulunduracak, lütuflarda, ihsanlarda bulunacaktır diye ümit ediyorum. Rahmetine, Rabbimizin rahmetine ümit varım ve bizim halis niyetlerimizi, burada ortaya koyduğumuz halis niyetlerimizi, küçük niyetler bile olsa Rabbimizin en makbul bir şefaatçi olarak kabul edeceği konusunda da ümit varım. Rabbimiz şimdi bizi hiç şimdiye kadar yollarda bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak. Burada esas olan şey kardeşlerimizin gönülleriyle bu işin içerisinde olmaları. Ben inanıyorum ki kardeşlerimiz şöyle gönüllerini çıkarıp ortaya koyma sorumluluğunu taşıyan kardeşlerimiz ve bunu yapıyorlar. Yani ortaya koydukları şey maddi bir destek değil, yürekleriyle buradalar. Niyetleriyle, gayretleriyle, zihinleriyle, fikirleriyle buradalar ve inanıyorum ki o entelektüel dirilişe, o selefi salihin efendilerimizden bize dupduru akan o ırmağın bugün dupduru temsil edilmesine inandıkları için yapabileceklerin en fazlasını ortaya koyacaklardır. Ben de onları, o şirketi maneviyeyi ortaklığa çağırıyorum değerli Asım Bey. Allah razı olsun Emin Hocam. Çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten de entelektüel bir diriliş yaşaması icap ediyor. Şu anda zulüm gören, zulme uğramış, zulme maruz kalmış insanlarımızın, arkadaşlarımızın. Bu da inşallah belki de Respect'in açtığı o kanalla olmuş olacak, o yolla olmuş olacak. Allah'ın izni ve inayetiyle. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa alalım, yoksa sizi uğurlayalım çünkü çok meşgul olduğunuzu biliyorum. Estağfirullah, estağfirullah. Kalbimde birikmiş olan çok fazla cümleler var. Ama onları muhatapların üzerine boşaltmak istemiyorum. Onların dupduru duygularına ve düşüncelerine meseleyi havale ediyorum değerli Asım. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hürmet ediyorum. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İlim kabili. Allah razı olsun. Efendim, çok güzel rakamlar geliyor. Elhamdülillah böyle arka arkaya bağışlar. Hani az önce Kur'an aşıkları grubu vardı ya. Kur'an aşıkları grubumuz maşallah ya, çok güzel. Murat Polat Bey 5 tane söz vermiş. 5 burs sözü vermiş. Hemen Hasan Bey ekledi ona. Bizi dinliyor mu? Çağrımızı da duymuş. Bir başka Kur'an aşıkları grubundan bir başka isim, adını vermek istemiyormuş, 10 bin dolar vereceğini söylemiş. Bunu da hemen yazdık kıymetli seyirciler. Çok güzel, çok sevindim. Allah razı olsun. Şu an itibariyle 162 bağışçı oldu. 198 tane de söz
verildi kıymetli seyirciler. Biz birazdan bunun hesabını da yapalım. Cemil Tokpınar hocam bana bir mesaj atmış. Onu ben bir okuyayım önce, ondan sonra yayına hazır hale getireyim. Arkasından da seyircilerimizle paylaşmış oluruz. Efendim devam edelim. Şimdi sırada bir başka hanımefendi var. Hatice Aktaş hanımefendi var. Hatice Hanım'ın da hemen görevini de vasfını da söylemiş olalım. Öğretim görevlisi okulumuzda, Kur'an okulumuzda öğretim görevlisi. Buyurun efendim, Hatice Hanım'ın size mesajı var. Bugün burada her türlü manevi ihtiyacımızı karşılamaya çalışan Respect Graduate School'a vefamızı göstermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya öğrenen ol, ya öğreten ol. Ya seven ol, ya dinleyen ol. Evet, değerli Kur'an aşıkları ve Respect School dostları, gelin bu tavsiyelere layık olabilmek için, özellikle de geleceğe daha iyi mirasçılar yetiştirebilmek için okulumuza bir destekte siz olun. Başlangıçlar sonun tecelli yeridir. En güzel sonuçların tecelli etmesi için vefanızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Allah razı olsun Hatice Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Az önce söylediğim mesajı okuma vakti geldi. Cemil Hocam vesile oldu. Allah razı olsun. Diyor ki bugün gündüz Türkiye'den bir işçi kardeşimizin attığı mesajı size yolluyorum. Ben de size okuyorum. Kendisinden izin aldım mesajı okumak için demiş. Okutmak için de demiş. Ben de o yüzden okuyorum, paylaşıyorum. Diyor ki Türkiye'den mesajı yollayan seyircimiz, zulmün zirvelerde dolaştığı ay ve günlerde en değerli zaman dilimi Ramazan'da ve gelecekte İslam adına mükemmel ortamlar oluşturacak inşallah Respect School ve saatler sonra yapılacak canlı yayını demiş. Şu anda canlı yayındayız. Tıpkı bir Kadir gecesi gibi üç değerli an yan yana gelmiş. Bu yönüyle çok değerli hissediyorum kendimi. Ne kadar şükretsem az programı izleyebileceğim için sanki Çağrı filmindeki... O sahne gibi artık açın perdeleri, davete başlayın der gibi. Yeniden toparlanmanın çiçek açmış hali bağış programı. Buralarda herkes gibi Allah'ın yardımı artık ne zaman gelecek derdim. Galiba artık o yardımın geleceğinin en büyük emaresi bu yeniden doğma bağış programları. Bu yönüyle inancım 1000 kat daha arttı. Bu duygularımın zirve noktası olabilmesi için size en azından $300 göndersem sevgili muhterem hocam, yetiştirebilsem, akşama izleyeceğim, yetişebilirsem o yayın karşısında ayrı bir mutlu olacağım. Sanki düğün gecem gibi olacak demiş. Hocam tamam derseniz göndermek istiyorum o rakamı da diye notunu iletmiş. Şu anda da bizi seyrediyormuş. Türkiye'den bizi seyredenlere, gönülleri bizimle beraber atanlara da selam olsun. Allah muhafaza eylesin. İnşallah hapishanelerdeki arkadaşlarımızı da tez zamanda özgürlüklerine kavuştursun. 166 bağışçı olmuş. 198 tane sözümüz var. Allah'a binlerce defa hamdolsun. Emekleriniz inşallah zayi olmayacak arkadaşlar. Okulda gayreti olan, hizmeti olan, emeği olan arkadaşlar. Biz arkadaşlarla beraber şu anda bütün seyircilerimizle beraber, dostlarımızla beraber bu meseleye sahip çıkıldığını görüyoruz. Hoca Efendi'ye de bunu iletebilirsiniz Allah'ın izni ve inayetiyle. Hocamız da çok mutlu olacaktır, ona eminim. Bir mesajımız daha olsun. Hayırlı Ramazanlar. Adım Nur Efşan. Missouri'den geliyorum. Kimya okudum. Diş hekimliği sınavına girip diş hekimi olma planlarım vardı ama onu yarım bırakarak Respect Graduate School'a gelmeyi tercih ettim. Gerçekten tercihime de değmiş. Çünkü buradaki öğretmenlerimiz ve verdiği bilgiler gerçekten paha biçilmez. İnşallah buradan çıktıktan sonra da sadece fiziksel olarak değil, inşallah imani yönde de insanlara yardımcı olmayı istiyorum. Eğer aklınıza destek olunacak bir yer geliyorsa ilk bence Respect gelmeli. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nur Efşan kardeşimiz de okulumuzda yüksek lisans öğrencisi. Nur Efşan Günleri hanımefendi böyle bir mesaj yollamış. İnşallah hoşunuza gitmiştir mesaj.
Çünkü önemli bir çağrıyı içeriyordu. Efendim az önce bazı seyircilerimizin bir notu olmuştu. O notlara binaen arkadaşlarımız da bana bir not göndermişler. Hemen onu paylaşmak istiyorum. Çünkü önemli bir detay bu. Bağış sırasında, bağış yaptığınız sırada ben tabii o noktaya gelmedim. Çünkü canlı yayında kredi kartı numaralarımı falan girmem gerekiyor. Security check bölümünde İngilizce bir kelime ve altta da o kelimeyle eşleşmesi gereken küçük bir resim var. Zannediyorum bu kaçırılıyor gözden. Bunu yapmazsanız bağış yapamadığınızı söylüyor arkadaşlarımız. Bunun duyurulması gerek, bunun bilinmesi gerek. Tekrar edelim. Bağış yapmak için o bölüme girdiğinizde karşınıza security check denilen bir bölüm çıkmış olacak ilerleyen aşamalarda. Ve orada da İngilizce bir kelime var ve o altta o kelimeyle eşleşmesi gereken bir resim oluyor. Küçük bir resimmiş. Özellikle mobil cihazlardan girince zannediyorum onu görmekte zorlaşıyor. Bunu yapmazsanız bağış yapamıyormuşsunuz. Detay olarak bu geldi. Allah razı olsun. Emek veriyorsunuz, gayret ediyorsunuz. İşte imkanlar bunlar böyle. Daha da iyi imkanlarla, daha geniş imkanlarla bunları yaptığımızda bu sorunlar da kalkmış olacak kıymetli seyirciler. Bir daha gösterelim. İsterseniz şu ekranımızı bir gösterelim ve bağış yapılması gereken yeri ekrana getirmiş olalım. Ondan sonra da İsmail Büyükçelebi abinin bir mesajı var. Onu paylaşacağım sizinle. Efendim işte burada Respect Graduate School'un sayfasına girdiğinizde zaten linkleri arkadaşlarımız hem sohbet bölümünde paylaşıyorlar hem de barkodu okuttuğunuzda şu anda kare kodu okuttuğunuzda ekranın sağ alt köşesindeki kodu okuttuğunuzda sizi buraya yönlendirecek. Bakın buraya geldiğinizde adınızı soyadınızı yazacaksınız. Buraya arkasından e-mailinizi yazacaksınız hemen bu kutuya biraz daha büyütelim bunu daha net gözüksün ve efendim e-mail adresinizi yazacaksınız telefon numaranızı yazacaksınız ve fatura adresi neresi ise orayı yazacaksınız. Sonra ne kadarlık bağış yapmak istiyorsanız onu zaten seçmiş olacaksınız en başta girişte. Sonra buraya notunuz varsa notunuzu ekleyeceksiniz. Yani bu burs olarak mı kullanılsın, caminin giderleri, mescidin giderleri için mi harcansın, yoksa okulun akademik çalışmalarında mı kullanılsın, ne istiyorsanız, nasıl bir şey istiyorsanız, nerede kullanılmasını istiyorsanız nokta atışının yapılabilmesi için oraya yorumlarınızı yazmanız icap ediyor. Ve hemen onun altında payment frequency var. Yani bu ödemeyi ne sıklıkla yapacağınızı belirtmiş olacaksınız. Bir defa yapmak istiyorsanız bu en üstteki this is a one time donation bölümünü seçeceksiniz. Eğer aylık olarak olmasını istiyor, bir yıllık devam etsin istiyorsanız hemen alttaki give this amount regularly butonunu seçmiş olacaksınız. Ve bunu seçtiğinizde karşınıza aylık olarak ayın kaçında çekilmesini istiyorsanız kredi kartınızdan o bölüm çıkacak. Sonra ben İptal edinceye kadar kalsın da diyebilirsiniz. Yani 2 sene sonra aklınıza gelebilir, 3 sene sonra aklınıza gelebilir. O zaman iptal edebilirsiniz. Ya da dersiniz ki yok ben bu bağışın 12 taksitli olmasını istiyorum ya da 12 ay boyunca devam etmesini istiyorum derseniz tamam. Şimdi bir tane de burada select the clip var. İşte o çıkacak karşınıza. Tabii o yukarıdaki bilgileri, şu bilgileri girdikten sonra o bölüm çıkacak karşınıza. Arkasından da kredi kartınızın olduğu bölümü yani şurayı işaretlemiş olacaksınız ve mesele tamamlanmış olacak kıymetli seyirciler. Yani eminim çok daha iyi yapıyorsunuzdur ama ben sadece en azından anlatmaya gayret ettim. Bir bakayım şu anda artış var mı? 166 bağışçı ve 216 söze ulaştı. Ayda 1000 dolar verecek 382 kişiye böylece ulaştık. Fakat hedeflerin çok altındayız kıymetli seyirciler. Bizim 1000 hedefimiz var. Yani 1000 rakamına ulaşmamız lazım. Şu anda 382 kişi olabildik. Rakamın 1000'e ulaşması için sizin gayretleriniz de çok ama çok önemli. Bunu bir kere daha belirtmek istiyorum. Mümkünse etrafınıza haber salın. Haber salın. Deyin ki hayır hasenat işleri var ve bu konuda da
senin yardımına, senin desteğine ihtiyacımız var deyin ve çağırın. İsmail, Doktor İsmail Büyükçelebi abimizi dinliyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim, dünyanın 170 ülkesine yayılan bir hizmetin mensuplarıyız. Hizmetimize baktığımızda üstadımız bu hizmeti ilim temelleri üstüne oturtmuş. Ondan sonra bu hizmeti dünyanın işte 170 ülkesine yayılmasına vesile olan, bu hizmeti genişleten hocamız da gene bu hizmeti gene ilim temelleri üzerine oturttuğunu görüyoruz. Yani Risale-i Nur külliyatına da baksak, hocamızın pırlanta serisi külliyatına da ki 80 kitabı geçti biliyorsunuz elhamdülillah, daha kim bilir kaça varacak hocamızın kitapları. Hepsi ilim temelleri üzerine oturtulmuş bir hizmet. Binaenaleyh bu hizmet temelleri ilim olması vesilesiyle dünyada kabul görmüş, görmektedir. Bundan böyle de bu hizmeti temsil edecek, dünyanın dört bir bucağında bu hizmetimizi omuzlayacak kardeşlerimizin de kendilerini ilmi yönden yetiştirmeleri gerekiyor. Şu süreçte görüyoruz ki elhamdülillah cemaatimiz ciddi şekilde ilme yönelmiş durumda. Tabii bu ilmi çalışmaları görmesi de böyle müesseselere bağlı. Şimdi RİSPEK dediğimiz müessese hali hazırda tam bir ilahiyat fakültesi değil. Tabii Amerika'da hemen üniversite izni verilmiyor. Evvela ENSÜ izni veriliyor, master izni veriliyor, takip ediliyorsunuz. İnşallah bu müessese desteklendiği takdirde yakın bir zamanda inşallah fakülte olduğunu, üniversite olduğunu görürüz inşallah Allah'ın izniyle, inayetiyle. Şu haliyle dahi RİSPEK bizim Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinden kat kat fazlasıyla bir hizmet vermektedir kıymetli kardeşlerim. Şu anda RİSPEK'in 1200'ün üzerinde talebesi var. Biz okurken İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nün talebe adedi 400'dü. Ve diğer taraftan çok güzel bir tarafı da şu, şimdi RİSPEK'te ders alan talebeler bir dersi bitiriyor, bir bakıyorsunuz öbürüne geçmiş. Onu bitiriyor, öbürüne geçmiş. Bu neyi gösteriyor? Elhamdülillah ders aldığı hocalardan memnun, RİSPEK'ten memnun. Bu memnuniyetin verilebilmesi ayrı bir güzellik yani. Şimdi böyle hızını almış giden bir müessese inşallah ihtiyacı kardeşlerimizin desteği. Bu desteği esirgememeliyiz. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun İsmail Büyükçelebi abi. İsmail abi de uzun zamandan beri görmedim. Böylece videoda görmüş oldum. Ama inşallah tez zamanda elini öpmek de nasip olur. İsmail hocamın da bu okulda çok ciddi katkıları var kıymetli seyirciler. Onun ne kadar aşkla, şevkle bu okul için gayret ettiğini ben yakinen biliyorum. Arkadaşlarımızdan, duyduklarımdan dolayı biliyorum. O yüzden onun da inşallah duasına amin diyelim. Ve fiili olarak da duamızı ortaya koymuş olalım. Ve bağışların artabilmesi için lütfen siz etrafınızda kimler varsa, şu anda seyretmediğine inandığınız birileri varsa onlara haber ulaştırırsanız. Bu arada bazı seyircilerimiz yazıyorlar. Diyorlar ki özellikle o security check izah edilmeli deniliyor. Tabii bunu izah edebilmem için, ekrandan gösterebilmem için kredi kartı bilgilerini de vermem icap ediyor. Ama oraya geldiğinizde zaten çıkan bir kelime oluyor. Yani o yukarıdaki işlemlerin hepsini bir daha ekrana göstermiş olayım. Ondan sonra daha iyi olur zannediyorum. Yukarıdaki bölümler, yani şu bölümleri doldurduğunuzda, inanın hemen şöyle göstereyim. Bu bölümleri doldurduğunuzda alt tarafta security check kısmı geliyor. Şimdi buraya zaten bu işlemleri bitirdiğinizde, oraya kadar geldiğinizde karşınıza bir tane kelime çıkacak. O kelimenin karşısında ne varsa, yani resim olarak ne anlatıyorsa onu seçeceksiniz. Yani burada bir tane laptop var, balonlar var. Bu nedir? Çok bilemedim. Saat var. Burada bir tane ataç var. Onların da herhalde
İngilizce karşılıklarını zaten bulabilirsiniz diye düşünüyorum. O kadar zor olmasa gerek. Bunu da bir seyircimiz, başka seyircimiz yazmış. Onu da hemen okuyayım kıymetli seyirciler. İbrahim Bey demiş ki, bu o kadar da zor bir şey değil, gayet kolay arkadaşlar. Orada sana gösterdiği resimlerden birini soruyor, siz de resme tıklıyorsunuz demiş. Evet, hadi bakalım biraz daha gayret edersek memnun oluruz. Bir şey daha, bazı seyircilerimiz soruyorlar, ne zamana kadar bu bağış yapılabilir? Efendim, hayrın zamanı olmaz. Hayrın son bitim tarihi de olmaz. Onun için yapabildiğiniz kadar, imkanlarınız ölçüsünde yapmaya devam etmenizde fayda var. Ben özellikle bu noktada sizin çok hassas olacağınıza inanıyorum. Bir başka hususu daha vurgulayayım. Ama bugün ne kadar çok rakam yakalayabilirsek, rakama ulaşabilirsek, arkadaşlarımız önlerini ona göre görebilecekler. Ona göre daha rahat hareket edebilecekler. En başta Süleyman Eriş hocamız demişti ya, bizim aylık olarak bütün giderlerimizi karşılayabilmemiz için, asgari anlamdaki giderleri karşılayabilmemiz için 1000 tane abonemizin, 1000 tane bağışçımızın 50'şer dolardan toplamda işte bu rakamı vermesi lazım. Yani bu da çok büyük bir rakamlar değil aslında. Biz az önce Mustafa abinin dediği gibi, ya toplamda 1000 kişi miyiz? Yani bunu da halledemeyecek miyiz meselesini bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Değil mi Mustafa abi? Biz 1000 kişi miyiz? Evet, 1000 kişi değiliz. Allah'a hamdolsun. Ama ben dediğim gibi zannediyorum arkadaşlarımız o şeydeki ekrandaki bazı şeyleri geçmekte zorlanıyorlar. Dediğim gibi dünyanın her tarafında arkadaşlar arıyor, mesaj atıyorlar. Abi şöyle mi yapsak, böyle yapamıyoruz. Biz sana göndersek sen halletsen diye. Yoksa biz arkadaşlarımıza katiyen güveniyoruz. Çünkü dediğimiz gibi hizmet onlarla bu hale geldi. Yani hizmet ve himmet Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği fani şeyleri ahiret adına bakileştirme demektir ki bu en ziyadesi de bizim kardeşlerimizde mevcut bu şuur. Şimdi geçen bir arkadaşlar konuşurken de onun dedim, bugün dünya üzerinde 1,5 milyara yakın Müslüman nüfusu var. Müslüman ülkeler var ve bunlar cami ev arası Müslümanlık yaşıyorlar. Ve sizin yaşadığınız gibi İslam'ı dünya üzerinde yaşayan başka şey yok güzel kardeşlerim. Ve bunlar da bunun farkındalar arkadaşlarımız. Bu cihetle Hoca Efendi, biz de ondan aldığımız şeyler ve bugüne kadar yaşadıklarımızla biz kardeşlerimizin katiyen bunu halledeceğine inanıyoruz. Ama dediğim gibi bir takım zorluklar var. Ben kendimde gördüğüm için söylüyorum. Ben hani dedim ablam 10 tane sabahtan beri uğraşıyor, 10 tane burs vereyim. Ben dedim 30 tane de ben bulayım, 40 tane. Ama şu anda sizin orada 40 tane burs gözükmüyor. Niye biz bir tür onu kendimizinkini halledemedik? Ama inşallah ben arkadaşlarımızın gene bu sizin tekrarlamalarınızla, ekranda göstermelerinizle, yardımcı olmalarınızla bunu biz şeye, bu bugünkü bizim konulan sınıra ulaşacağını ben katiyen inancım ve imanım var. İnşallah. İzniyle. İnşallah abi, yani ben de sizin gibi düşünüyorum. Seyircilerimiz ve sonradan seyredecek olanlar bizi bu anlamda yarı yolda bırakmayacaklardır. Siz ekranda kalın abi, bir yere ayrılmayın. Çok sevgili Gürkan. Ayrılamam çünkü çok heyecanlıyım. Ben o rakama ulaşacağımıza katiyen Allah'ın izni inayetine inanıyorum. İnşallah. Onun için ayrılamıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Allah razı olsun. Gürkan Vural abi bir mesaj yollamış. Diyor ki Türkiye'den Cemil hocamızın aracılığıyla az önce bir mesaj okumuştum ya. Evet. O mesaj çok duygulandırdı bizi kardeşlerimiz. O kardeşimiz o rakamı bulunduğu yerde uygun gördüğü bir yerde kullansın inşallah. Orada ihtiyaç sahibi çok fazla kardeşimiz var, buraya göndermesin. Müsaade ederlerse ben o kardeşimizin adına göndermek istediği 300 doları Respect'e takdim edeyim inşallah demiş. Bunu da mesaj olarak Cemil hocam o arkadaşımıza, o işçi kardeşimize gönderebilir. Eminim dinliyordur da, Allah razı olsun. Bir başka seyircimiz Mustafa abi, siz hani demiştiniz ya, ya İzmir ve Ankara esnaflarını, biz mütevellisini buraya çağıralım hocam. Siz anlatın,
onlarla beraber hallederiz demiştiniz ya, ondan sonra mesele hallolmuş ya. Bakın bir seyircimiz İsa Kara diyor ki, Adana'da küçük bir evimiz var, onu vermek istiyorum demiş Mustafa abi. Ben de onu gerçekten çok duygulandım ya. Yani Türkiye'de ihtiyacı olan kardeşlerimiz ya. Yani bu sahabi mesleği. Ya benim ihtiyacım olabilir, mühim değil. Hizmetin ihtiyacı var. Biz her birerlerimiz şu konuma, Allah'a inanma, inanç ve ortaya bir şey koyma konusunda biz hizmetle ulaştık. Yok değilse bu hizmet olmasaydı bizlerin her birerlerimizin ayrı performansları olabilirdi. Hizmet yoksa bunu değerlendiremezsiniz güzel kardeşlerim. Şimdi memleketimizde yani emeklilik hayatı yaşıyor. Bilmiyorum namaz kılabilir miydik? Ama ben o günkü zihniyetimle olsaydı kılamayacağımızı düşünüyorum. Ama Allah'a hamdolsun ki hizmet, yani yapılanlar, maddi şeyler hizmet gibi ortaya bir eser gibi gözükebilir. Ama bunların hepsi bize dönüp geliyor. Biz ona evet. inanıyoruz ve iman evet. ediyoruz. Allah'a hamdolsun. Onun için ben gerçekten onu biraz önce ablam da okudu. Ben çok duygulandım. O evet. kardeşimiz Adana'da. Türkiye'de şartlar zor. Ama ve lakin ne olursa olsun kardeşlerimiz inançlarını, imanlarını, yani devrin tiranı, firavunu, her şeyimizi alabilirsin. Malımızı alabilirsin lan. Canımızı alabilirsin. Hürriyetimizi, özgürlüğümüzü alabilirsin. Bizi vatanımızdan sürebilirsin. Ama sen alamayacağın bir şey var. İmanımızı alamazsın. O bizde olduğu müddetçe de biz yeniden bu işleri inşa ederiz Allah'ın izniyle. Kardeşlerimizin İnşallah. Esasındaki şu yaptıkları şey budur yani. Allah'ın izni inayetiyle. Evet. Yolun bu tarafında kalma meselesi var ya, yolun bu tarafında durma meselesi, safımız belli olsun meselesi, karınca misali sırtımızda koskoca bir yangına damla su taşıma misalinde olduğu gibi, inşallah bu meselenin ve hizmet etme meselesi olduğu vurgusu. Çok önemliydi Mustafa abi, Allah razı olsun. Benim yıllar önce yaşamış olduğum Mustafa abi, eminim sizin de böyle hatıralarınız vardır. O hatıralar canlansın diye kısacık bir hatıramı anlatmak istiyorum. Bacılar zannediyorum Kırklareli'de bir ilçedeydi. Beni bir programa çağırdılar. Bir pazar günü bir programa çağırdılar. Bir kahvaltı programına. Bir tane yurt yapılacak. İşte yurt içinde bir katında bilmem şu kadar metrekarelik yeri ablalara vermişler. Ablalar da, hanım derneği de, kadınların derneği de bir kahvaltı organize etmiş. Biletli bir organizasyon yapıldı. Neyse beni de çağırdılar. Dediler ki abi gelir misiniz? İşte şiirlerinizde, hikayelerinizde. Küçük bir yer gittim. Küçük bir yer. Tek başıma gitmiştim. Neyse kahvaltı yaptık ama müthiş bir coşku var. Bir de müthiş bir atmosfer var. Neyse onlar ağladılar. Ben ağladım. Ben ağladım, onlar ağladılar. Karşılıklı ağlaştık. Ama ablaların beklentisi 300 metrekarelik yer bulabilmekti. Ve 1 metrekare için de ablalardan 50'şer lira istenecekti. Bugün de 50 dolar meselesi var ya işte. 50'şer lira istenecek ya da 100 lira istenecek. Çok net olarak hatırlamıyorum. Neyse 300 metrekare beklentileri var. Allah'a özür dilerim, 300 metrekare hedefleri var. Fakat orada o gün kahvaltıda 150 metrekare hedefleri var. Neyse tabii konuştuk vesaire. Rakam elhamdülillah aşıldı bile. Yani 300 metrekarenin üstüne de çıkıldı. Neyse ben programı bitirdim. Oradan ablalardan izin istedim. Ayrıldım, eve geldim. Biraz rahatsızlandım abi. Neyse yatmak zorunda kaldım. Ertesi güne kadar da telefonlarıma da bakma fırsatım da olmadı. Çünkü mecalim de yok. Abla beni aramış birkaç defa. Neyse cevap verdim daha sonrasında. Dedim abla siz ne diyeceksiniz bilemiyorum ama ben dedim işte dünden beri böyleyim. Durumum bu vesaire. Abi dedi geçmiş olsun. Ben de size başka bir şey söyleyeceğim. Hayır olsun inşallah. Bir tane programa katılan Mustafa abi, ben dedi evlere temizliğe gidiyorum diyen böyle tombulca bir ablamız vardı. Kulakları çınlasın. Adını da bilmiyorum tabii. Abla dedi ki temizliğe gidiyorum ve temizliğe giderek hayatımı kazanıyorum. İşte aileme, geçimime yardım ediyorum vesaire. O abla böyle tereddütte kalarak 1 metrekare demişti. Neyse o abla program bittikten sonra, ben de ayrılmıştım, koşa koşa geri gelmiş. Abla diyor ki, telefon eden abla, beti bezi sapsarı olmuştu. Korkmuş, nefes nefese de kalmış. Arabası olmadığı için otobüs durağına kadar yürümüş. Hemen kahvaltı yaptığımız, o kahvaltının olduğu yerin yakınında bir otobüs durağı var. Oraya kadar gitmiş, orada işte bekliyor, otobüsü bekliyor. Yaşlı bir adam gelmiş,
Birden kızım demiş, sen demiş gönlünden geçen rakamı neden söylemedin de sadece bir tane dedin. Al demiş, madem paran yok galiba, al demiş bu parayı. Ve diyor kadın, elime tutuşturulan o parayla beraber koştum geldim diyor. Ablanın anlattığı şey bu. Koştum geldim. Çünkü biz programda demiştik ki gönlünüzden geçen rakamı söyleyin. Söyleyin, aşağısında kalmayın ama mutlaka mutlaka gönlünüzden geçen rakamı söyleyin. Rahat edersiniz demiştik. O abla ona binaen koşa koşa gelmiş. Olayı anlatmış. Beti benzi sapsarı sararmış. Ve böyle bir hadise yaşanmıştı. Eminim sizin de böyle hatıralarınız vardır Mustafa abi. Çok. Mesela şimdi bu hizmet bize dini, imanı, İslam'ı vermeyi, ibadeti, yaşatmak için yaşamayı, Hoca Efendi'nin ifadesi kısaca bu öydür, yani veciz olarak ifade edecekseniz, yaşatmak için yaşama. Onun için biz infak kahramanlarını gördük. Önceden hayır hasenat deyince insanlar camiden çıkarken, yani oraya sadaka kutusuna 5 lira 10 lira, hayır anlayışı buydu. Ama bugün dünya üzerinde inanan insanlardan en ziyade verenler bizim arkadaşlarımızdır. Siyasi olarak verenler ayrı. Ve bu insanlar vermeyi burada öğrendiler. Bizim bir ağabeyimiz vardı Ankara'da, komşuyduk. Tüccar, aynı yerden gidip geliyorduk, efendime söyleyeyim. İş yeri komşusuydu. Oradaki abi ilk Ankara'da evler olduğunda zannediyorum 3 tane ev var. Yani ya 30 lira ya 300 lira kilim almışlar. Dedi ki ya söylesen de bu adamlar bu şeyi çizseler, bağışlasalar. Ben de o abiye söyledim, namazlı niyazlı bir insan. Ben de çok o zaman hizmet, yani incelik nasıl söylenecek, nasıl istenecek bilmiyorum. Direkten söyledim. Dedim abilerin ihtiyacı varmış, sen bir 300 lirayı çizsen de bana bak dedi. Benim imanım para dedi. Ben çok hayret etmedim. Bana da normal geldi. Yani ticaret arasında dolaşan şeyler. Daha sonra evlere, talebelere ev vermiyorlardı. Biz evimizden çıktık, talebelere verdik. Biz de o abiler yeni ev yaptırmıştı, oraya taşındık. Hem derslere gider gelirken götürürüz, getiririz falan derken bunları aldım. Kırıkkale, Kayseri, Malatya, Antep bir seyahat yaptık oradaki müesseselerimizi. Malatya'daki Rahime Batu Lisesi o zaman inşaat halindeydi. Çıkarken de ben her tarafı böyle gezdirdim. Okul daha yapılmamış, öyle kargas halinde sıvaları yapılıyor. Ama yapılmış gibi ben her tarafı anlatarak, Hacı Kemal abinin bir şeyiydi bu. Yani insanlar müessesenizin büyüklüğünü anlamak için yorulmaları lazım. Onun için her tarafa sokacaksınız. Ben de aynen o taktik, ta en üste çıkarken cigara içiyordu. Cigarayı attı, ayaklarıyla böyle izmariti ezerken orada kendi kendiyle konuşmaya başladı. Dedi ki ulan dedi, yazıklar olsun dedi. İslam adına böyle müesseseler dikilmiş, sen bir cigaraya talim etmişsin dedi. O şey çok etkiledi onu. Daha sonra geldik döndüğümüzde o sene Ramazan himmetinde bu adam 200 milyon lira verdi. Çok büyük rakam ama 2 milyar maşallah verebilirdi. Fakat evet, 200 milyon verdi. Daha sonra biz böyle büyük himmet verebilecek insanları İstanbul'un himmetine götürüyorduk. O zaman himmetlere Hoca Efendi geliyor. Ben de bu abiyi aldım, götürdüm. Hoca Efendi orada bir mobilya dükkanının üzerinde meseleyi eline boyuna attık, anlattıktan sonra himmete geçildi. Orada bizim bir infak kahramanı ağabeyimiz vardı, Mehmet Hasırcılar, Allah rahmet eylesin. Hoca Efendi ona dedi ki, Mehmet Bey sen ne vereceksin dedi, hocam siz ne takdir ederseniz dedi. Hoca Efendi 11 milyar dedi buna, emriniz olur hocam dedi. Ve derken oradaki abiler coştular, herkes vereceğini verdi falan. Biz oradan bindik arabaya, Ankara'ya dönüyoruz. Bu hayretini ifade sadedin, adam 11 milyar verdi dedi ya dedi. Ben de dedim ki abi sen de bir 10 milyar versen ne olacak ki dedim. Ha babam ha dedi, o tam böyle koyunlu ağzıyla. Neyse ben bir zarf atmış oldum. Geldik Ankara'ya, bir hafta sonra Ankara'nın himmeti. Gene kış mevsimi, iftar evde yapılıyor. Beraber iftarı yaptık, hadi abi dedim. Hem Ramazan'ın böyle mübarek o kutsi havası, hem himmetin heyecanı. Arabaya bindik. Malum Ankara İvedik'te, bizim o Ankara'nın bir köyünde bizim okulumuz. O köyün sağ tarafı tam okula gelirken sağ taraf mezarlık. Koca bir arazi. Ve sol taraf okul. Ben oraya esnafı götürdüğümde kabristanı işaret ediyorum. Diyorum ki dünyanın bittiği yerde okul tarafı, diyorum ahiret başlıyor. Tam biz de oraya o saatte, gecenin o saatinde geldik himmet için. Dedim ki abi kabristana çek dedim. Ne yapacağız bu saatte kabristanda dedi ya. Abi sen çek dedim. Babam yaşındaydı ama saygılı insandı, severdi beni. Kabristana geldik, in abi aşağı dedim, indik. Kabristanın duvarına doğru yürüdük beraber. Zifiri karanlık. Ben duvara dayandım.
kabristana bağırıyorum, ölülere. Kalk lan, ne yatıyorsunuz? İşleriniz, açlarınız, evleriniz, evlatlarınız, evlatlarınız sizi bekliyor. Kalk. Hiç ses yok o karanlıkta. 10 saniye sonra ben buna döndüm. Dedim ki, ne dediler, duydun mu dedim. Ölü ne diyebilir ki? Diyecek olsaydı şunlar. Dediler ki, abi biz de sizin gibiydik. İşlerimiz, açlarımız, evlatlarımız, avratlarımız, hayallerimiz vardı. Ölüm geldi, dürdü, büktü, hepsini kucağımıza verdi. Sakın ha, burası amel yurdu, buraya boş gelinmez dediler abi dedim. İkimizi de tesir etti. Gerçekten ölü konuşsaydı bunu derdi. Arabaya bindik, geldik, okul üst kata çıktık, kalabalık. Hoca efendi kürsüye çıktı, meseleyi elini boynuna şey etti. Ben de sahneye çıktım, hadi abi dedim. Baktım bu elini kaldırıyor, önünü ilikledi. Gözleri kan çanağı gibi, çok ağlamış. Benden 11 milyar 200 milyon dedi. Hoca efendi buna arslanım dedi. Orada salonda bir hıçkırık koptu. Dedim niye ağlıyorsunuz? Duymadığınız rakam mı? Evet, bu sıradan rakam değildi. Duymadığınız rakam. Eve 50 lira verirken eliniz titriyor. Ama Allah yolunda imanla gelen bu rakam milyar sinelerinize dokunuyor. İşte bu insanlar vermeyi öyle gördüler. Evet. Ve verdiler. Ömürlerine hükümet. Şimdi bu insanlar gittiler. Ali Açılı abimiz gitti. Cömertlik deyince o akla geldi. Bu adam para imanımdır evet diyen adam, inandığı şey uğrunda her şeyini verdi. Evet, bu kardeşlerimiz de katiyen inanıyoruz. Bu işler Allah'ın izniyle olacak. Evet, İnşallah. Sen yine bir bak bakalım ne bir olmuş. Bir bakıyorum şu anda rakamlara. An itibariyle, Hasan Bey bir güncelleme olursa, an itibariyle 170 kişi reel ödeme yapmış Mustafa abi. 237 kişi de bulacağım demiş, vaat etmiş. Bu vaatlerle birlikte 1000 hedefimize daha yarısına ulaşamadık. 407'sine ulaşabildik diye not yollamış. İnşallah rakamı bir daha güncelliyor arkadaşımız. Bakıyorum ben. Tabii bundan sonra programı seyredecek olanlar arasında da mutlaka gelecekler vardır. Fakat biz şu anda özellikle seyredenler içinde 176 oldu. 176 kişi reel ödeme yaptı. Toplam evet, 413'üne ulaşabildik. Rakam 1000 idi. 1000 hedefimiz vardı. 413'üne ulaşabildik. Ama biz seyircilerimizin arasında en azından onların yönlendirecekleri ve onların tavsiye edeceklerine de ulaşırız diye düşünüyoruz. Biz ulaşacağız bu rakama inşallah. Mustafa abi, bir buçuk saatte yakaladık rakamı. Elhamdülillah. Evet, yani gene biz arkadaşlarımızla bu şeyden sonra da görüştüğümüzde esnaf o arkadaşlarımız, tüccar arkadaşlar, onlara da taahhütlerini alacağız. İnşallah ona katiyen benim inancım, imanım var. Gene İnşallah. Söylüyorum. Et tekraru ahsen ve levkane 180. Hiçbir iş bu arkadaşlarımızla yarım kalmadı. Elhamdülillah. Katiyen ve kalmadı. Sizi biraz daha dinlendirmiş olayım. Bir iki videomuz daha var. Ondan sonra yavaş yavaş sona doğru yaklaşacağız. Ama kıymetli seyirciler bir yere ayrılmasınlar. Efendim, rakamlar güncelleniyor. Rakamlar güncellenirken rakamları ben bir daha tekrar edeceğim ya da kontrol edeceğim. Ondan sonra tekrardan rakamları söylemiş ve sizlerle paylaşmış olacağım. Fatma Yeşilyurt hanımefendinin bir mesajı var. Aile, dünyada bizim içerisinde en fazla huzur duyduğumuz mekanlardan bir tanesidir. Mutlu bir aile, sağlıklı bir aile için mutlu ve sağlıklı bireylere ihtiyacımız var. Gelecek adına güzel şeyler yapacak nesiller için mutlu aile bireyleri, yani sağlıklı anne ve babalara ihtiyaç var. Respek Aile Okulu'nun yaptığı çalışmalara desteklerinizi bekliyoruz. Gelecek nesil için. Değerli gönül insanları, değerli dostlar. Yüce Rabbimiz Zümer Suresi 9. ayet-i kerimesinin son kısmında mealen şöyle buyuruyor. Hiç bilenlerle, bilerek ibadet edenlerle bilmeyenler, bilgiden yoksun olan toplumlar bir olur mu de. Ancak akıl ve vicdan sahipleri bunları düşünüp ibret alır. Değerli dostlar, gelin Kur'anlaşalım. Hayatımızın merkezinde Kur'an olsun. En büyük motivasyonumuz Kur'an olsun. Kendimizin, çocuklarımızın,
Ana ve babalarımızın vakitlerini Kur'an'la bereketlendirelim. Gelin hayat boyu Kur'an diyelim. Değerli gönül insanları, değerli dostlar. Lütfen gelin hep birlikte bu Kur'an ve ilim yuvası olan Respect Kur'an Okulu'na maddi ve manevi destek olalım. Zamanları ve mekanları aşarak Kur'an aşkıyla tutuşan gönülleri Kur'an sofrasında buluşturan Respect Kur'an Okulu'nu tüm dünyaya hitap eden bir ilim ve irfan yuvasına dönüştürelim. Dünyayı sevgi kurtaracak deyip sevgiyi anayasasının birinci maddesi yapan Respect Kur'an Okulu ile tüm kalplere sevgi tohumlarını lütfen gelin hep birlikte taşıyalım. Kalın sağlıcakla aziz dostlar. Allah razı olsun. Kimlerdi konuşanlar? Hemen o notlarımı da iletmiş olayım. Efendim Doktor Fatma Yeşilyurt Hanım okulumuzun, aile okulumuzun öğretim görevlisi. Salih Mehmet Sivri Bey de yine öğretim görevlimiz. Kur'an okulumuzda öğretim görevlimiz. Şimdi konuşacak olan misafirimiz de Kanz Dergisi yayın yönetmeni Doktor Albert Frolov. Kendisinin de mesajını dinleyelim. Ondan sonra yayınımız devam etsin. Buyurun. Merhaba, ben Albert Frolov. Respect Graduate School bünyesinde çıkmakta olan Kanz isimli yarı akademik online dergisinin ve 2025 yılında yayına başlayacak olan Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, IJIS dergisinin yayın yöntemini. Ayrıca Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nde derslere de giriyor. Respect'in Müslümanların modern zamanlarda karşı karşıya kaldıkları kalbi ve akli sorunlarına çözümler adına, yani çözümler üretmek adına büyük bir potansiyel sahibi olduğuna inanıyor. Güney Amerika'da Müslümanlar tarafından idare edilen ve lisansüstü eğitim veren tek müessese Respect'tir diyebiliyor. Respect, İslam'a hem güncel akademik yaklaşımları hem de geleneksel yaklaşımları cem ediyor. Ve böyle yapmakla da İslam'ı sadece tarihsel bir olay olarak değil, canlı bir gelenek olarak ele alıyor. Bizim Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, IJIS'da, Allah'ın izniyle, Kuzey Amerika'da güncel ama otantik olan bir İslami teolojiyi üreten, yapan bir avuç dergilerden bir tanesi olacaktır inşallah. Fakat bu gayretler sadece fedakarlıkla yürümüyor. Respect'in daha fazla öğrenciye burs imkanı sağlayabilmesi, sunduğu imkanları daha geniş bir kitleye ulaştırabilmesi, başlattığı bir sürü önemli projeleri devam ettirebilmesi ve onları gerekli seviyeye kadar getirebilmesi adına desteğinize ihtiyacı var. Unutmayın, her hayırlı iş gibi bağışın da az da olsa devamlı olanı hayırlıdır. Respekte sahip çıkın ki respekt da İslami geleğin Kuzey Amerika'da geleceğine sahip çıksın. Yani o geleğin otantik ve akademik bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi adına önemli bir platform olsun. Çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Respekt olarak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin perspektifinden İslam düşüncesinin akademik düzeyde temsili için çalışıyoruz. Çok büyük hedeflerimiz var. Fakat bir eğitim kurumu olarak sizin desteğiniz olmadan bu hedeflere ulaşabilmemiz çok zor. Peki nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılmış kardeşlerimizden her yıl 1000'in üzerinde öğrenciye eğitim bursu verildi. Sadece bu yıl verilen miktar 200 bin doları geçti. Siz de bir öğrenciye destek olabilirsiniz. İslami ilimler, Risale-i Nur ve hizmet alanlarında akademik dergi çalışması, Hoca Efendi'nin kütüphanesi, İslam Araştırmaları Merkezi ve daha birçok projemize ortak olabilirsiniz. Dini ve ilmi sohbetlere, seminerlere ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapan Diyalog ve Kardeşliğin Limanı Respect Mescidi'nin hizmetlerine bağışlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Çağa ışık tutacak ilim insanları yetiştirmeyi hedefleyen Respect Graduate School'da
idealist ve donanımlı, fakat maddi desteğe muhtaç yüksek lisans öğrencilerinin eğitimine sponsor olabilirsiniz. Bölgesindeki en büyük İslami ilimler kütüphanesini bünyesinde barındıran Respect'in, kütüphanesinin dijitalleştirilmesine, imkanlarının ve kaynaklarının genişletilmesine yardımcı olabilirsiniz. Üst düzey akademik kadro istihdamı, akreditasyon standartları için gerekli eğitim masrafları ve akademik yayın faaliyetlerine destek olarak bir İslam üniversitesinin kurulmasına katkı sağlayabilirsiniz. Zira Respect Graduate School almış olduğu yetkiyle 2 yıl içerisinde Harvard Üniversitesi düzeyinde akreditasyona hak kazanarak dünya standartlarında bir İslam üniversitesi olacak ve bu sizin desteklerinizle mümkün. Gelin, bir Medrese-tü Zehra projesi olan Respect Graduate School'a siz de bağışlarınızla destek olun. İlmin nurunu cihanın dört bir yanına ulaştırmaya, yepyeni bir İslam medeniyetinin inşasına siz de katkıda bulunun. Evet, siz de katkıda bulunun. İnşallah bu gece bitmeden meseleyi hallederiz diye ümit ediyorum. Çünkü çok sayıda mesaj geliyor. Herhalde yoğunluktan dolayı sistemde bazı kilitlenmeler meydana geliyor. Benim gördüğüm kadarıyla ancak böyle izah edilebilir çünkü. Lütfen yardım konusunda çok acele etmeyin. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. İnşallah tabii bugün, yarın, öbür gün yapabilirsiniz. Şu anda sistem dediğim gibi biraz tıkanmış olabilir. Ama siz devam edin yine de. Şu anda gayreti olanlara ben bir şey diyemeyeceğim. Onlar devam etsinler inşallah. Bu arada security point noktası var ya, hani kredi kartıyla yapacağınız bağışlarla alakalı bir yer vardı. Birçok kişinin ne yazık ki takıldığı bir yer vardı. Orayı bir daha göstermiş olalım. Efendim, yukarıda gördüğünüz gibi en baştan isterseniz bir daha göstermiş olalım. Kredi kartına geldiğinizde ne kadarlık bağış yapmak istediğinizi zaten en başta belirlemiş oluyorsunuz. Sonra buraları dolduracaksınız. Gerekli olan bilgileri yazacaksınız. Ve arkasından buraya açıklama kısmını da doldurduktan sonra nerede kullanılmasını istiyorsanız şayet. Aylık olarak ödemenizi istiyoruz. Tabii bizim beklentimiz bu. $50, $100 neyse ayın kaçında ödensin? 17'sinde mi, 18'inde mi? Bunu siz belirleyeceksiniz. Ayın, her ayın kaçıncı günü hesabınızdan çekilmesini istiyorsanız. Ve burada da bir yer vardı. Ben iptal edinceye kadar devam edebilir bu ödemeler seçeneği var. Until I cancel. Bir de a fixed number of times var. Yani belirli bir sayıda ödeme yapmak istiyorum diye. Burada 12 çıkıyor zaten. Sonra bütün bilgileri girdikten sonra burayı tıklıyorsunuz. Şu anda ekranda görünen Select the Clip seçeneğini tıklıyorsunuz ve arkasından alt tarafında fotoğraflar var, resimler var, özür diliyorum. Resimlerden hangisiyle ilgili kelime yukarıda çıkıyorsa onu seçiyorsunuz. Arkasından da kredi kartı seçeneğinizi girmiş oluyorsunuz ve işlem tamamlanmış oluyor kıymetli seyirciler. Tabii diyebilirsiniz, o kadar anlatmak kolay, gel de yap bakalım. Hemen programdan sonra yapacağım zaten, hemen ödemimi inşallah kredi kartı bilgilerimi girerek yapmış olacağım. Allah nasip ederse. Şimdi bir video daha var. Latif Met isimli bir yüksek lisans öğrencimizin size söyleyecekleri var. Kıymetli seyirciler, ondan sonra devam edeceğiz. My name is Latif and I am a strong proponent of the educational system here at Respect Graduate School because it gives me and other learners the opportunity to learn to think critically, and as a result of this I will be able to, inshallah, do research that will be beneficial for the future students, inshallah. Also, it will give me an opportunity to address some of the more pressing concerns that we have within our society, concerns that can only be addressed, I think, adequately if we are able to think critically. And Respect gives us the opportunity through its rigorous programming to be able to critically think. Thank you very much. Assalamu alaikum.
Ve aleyküm selam, you're welcome diyelim. Ve hemen bakalım rakamlarda bir değişiklik var mı? Arkasından da Doktor Mehmet Fehmi Özgüner Bey'in videosunu seyrettireceğim. O da araştırmacı, yazar kendisi. Rakamlara bir bakayım, son gelen rakamlar bunlar. 185 kişi reel olarak ödeme yapmış hemen. 251 kişi de bulup vereceğim vaadini inşallah yazmış. Bu vaatlerle birlikte 1000 hedefimizden 436'sına ulaşabildik deniliyor. Onun için inşallah dediğim gibi çok böyle hemen bugün olacak, sadece bugün olacak diye düşünmeyin. Yarın da öbür günde süresi var. Bunları tamamlarsınız inşallah. Fehmi hocamızın mesajını da dinleyelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Aile bağlarının güçlü ve sağlıklı olması, ailelerde mutluluk ve huzur, eşlerdeki sadakat ve iffetle mümkündür sevgili dostlar. Aksi halde o cennet yuvalarımız, o süfli duyguların esiri ve kurbanı olur. Aile mahremiyetine ve iffete karşı savaş açanlardan yuvalarımızı korumaya çalışıyoruz. Bu vesileyle sizleri Respect School'un projelerini bağışlarınızla desteklemeye davet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar Asım abi ve değerli seyirciler. Benim ismim Melisa. Texas'tan Respect'i okuyabilmek için geldim. Normalde bölümüm ekonomi ve finans. Hayatta bütüncül bir bakış açısı kazanabilmek için Respect'i okumayı tercih ettim. Bölüm değişiklik riskini aldım ve iyi ki gelmişim. Gerçekten Respect desteklere değer bir kurum. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, Melisa Özer hanımefendi de Respect'teki yüksek lisans öğrencilerimizden bir tanesi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Allah muvaffak eylesin, Allah muhafaza da eylesin. Başarılar diliyoruz. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Bu arada bağışlar da gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar iletiyorlar bana. Şu anda seyircilerimiz de yavaş yavaş tabii gecenin, özellikle Avrupa için söylüyorum, gecenin ilerleyen vakitleri oldu. Ama inşallah yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Ama bitirmedik programı. Bir videomuz daha var. Rahime Çiğdem Hanım'ın mesajı olacak. Rahime Hanım kim diyeceksiniz? Rahime Hanım da okulumuzdaki yüksek lisans öğrencilerinden bir tanesi, özür diliyorum, öğretim görevlisi, Respect Kur'an Okulu'nun öğretim görevlilerinden bir tanesi Rahime Çiğdem Hanım. Buyurun efendim, onun mesajını dinliyoruz. Adım atma zamanı. Ek hayırınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an yolculuğuna ilk adımla başlıyoruz. En uzun yolculuklar bile tek adımla başlar. O ilk adımda Kur'an'ı ehil kimselerden öğrenmek. Bizler yüz yüze olamadığı zamanlarda online eğitimiyle evlerinize misafir oluyoruz. 4 yaşını 4 ay dolduran öğrencilerimizle Osmanlı kültüründe olduğu gibi Kur'an-ı Kerim eğitimine başlıyoruz. Gelin hep birlikte bu fidanlara su verelim ta ki meyveye dursunlar. Başta aileleri, sonra bütün dünya kendilerinden istifade etsin. Hatta ötelerde meyve vermeye devam etsinler. Haydi hep birlikte el ele vererek fidanları büyütelim. Esselamu aleyküm. Herkese hayırlı, bereketli bir Ramazan diliyorum. Benim adım Selengül Fidan. Respect Graduate School İslami İlimler Master öğrencilerinden biriyim. İlk tomurcuklarını yaklaşık 8 yıl önce veren kıymetli kurumumuz o tarihten bugüne insana, fikre, düşünceye ve en önemlisi Yaradan'a saygıyı dünyaya yayma gayesinde, yaralarımıza merhem niteliğinde, her yaş grubuna ve sosyal kesimden insanımıza hitap edebilecek, hatta ihtiyacımız olduğunu dahi fark etmediğimiz birçok meseleye ışık tutan nice derslere de ev sahipliği yaptı. Yüzlerce çiçek açan Respect'imiz daha da büyümek için şu anda bizlerin desteğini bekliyor. Online öğret derslerde hissettiğiniz atmosferin onlarca hatta yüzlerce katını biz burada bu güzel mekanda yaşıyoruz. Çok kıymetli hocaların ve duayenlerin ellerine yetiştiriliyoruz. Normalde Türkiye'de olsak aynı ortamda olamayacağımız o güzel insanlar şu anda yan odalardalar ve bizlere ders veriyorlar. Bir kapı tıklatması kadar uzağımızdalar. Bildiğiniz üzere Respect bir akreditasyon sürecinde ve bu süreç sebebiyle gözlem yapmak için okula görevliler geliyor. Gelen müfettişlerin şöyle güzel bir yorumu oldu. Burada farklı bir hava var. Gerçekten de hocalar ve öğrenciler ilim için gelmişler. Bunu görebiliyoruz.
Bu yorumu yapan insanlar Müslüman değil, hizmeti bilmiyorlar ama şükürler olsun Rabbime gerçek gayemizi hissedebilmişler. Respect Master programının çok önemli bir misyonu var. Oryantalistlerin eline geçmiş ve kolu bacağı incinmiş İslami ilimleri geri almak ve hizmet felsefesini ve Hoca Efendi'nin düşüncelerini akademik bir dil ile yeniden ifade etmek ve bu yolla tüm dünyaya hizmeti anlatmak. Tabii bunu sağlam ilahiyat bilgisine sahip, yeni dünya sistemini bilen ve en önemlisi eleştirel düşünce yapabilen entelektüeller yetiştirerek yapmayı hedefliyor. Böyle bir projeye yapılan yardım ne büyük bir sadaka-i cariye olur, varın siz düşünün. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun diyelim. Ve kimdi bu hanımefendi? Onu da, onun bilgisini de hemen vermiş olalım kıymetli seyirciler. Selen Gülfidan Hanım, kendisi de anons etti zaten. O da okulumuzun yüksek lisans öğrencilerinden. Kıymetli seyirciler, hemen bir anonsu daha yapmakta fayda var. Nedir o? E-mail adresimiz şu anda ekranda gözüküyor zaten. Arkadaşlar da paylaşıyorlar. Ama ben bir kere daha söylemiş olayım. Türkçe @respectgs.us. Tekrar ediyorum. Türkçe@respectgs.us. E-mail adresimiz bu. Aynı zamanda kredi kartından, PayPal'dan, Amerika'da yaşayanlar için Zelle'den, Kanada'da dahil buna, havaleyle ya da çekle de bağışlarınızı yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Bir de WhatsApp hattımız var kıymetli seyirciler. Sorularınızı, ya ben yapamadım deyip İşte bilgilerinizi paylaşırsanız ya da telefonlaşabilirseniz onlar sizi yönlendirirler. O şekilde yapabilirsiniz. WhatsApp mesajını yollayabileceğiniz hattımız +1 hattımızla beraber, +1 numarayla beraber, ülke koduyla beraber 610-360-1079. Tekrar ediyorum, WhatsApp'dan da ulaşabilirsiniz. Ülke kodu 1-610-360-1079. Buradan da mesajlarınızı iletebilirsiniz, ulaştırabilirsiniz kıymetli seyirciler. Devam edelim. Onur Kaya hocamız var. Onur Kaya hocamızın da söyleyecekleri var. Çünkü Onur Kaya hocamız da bu konuda en çok gayret eden isimlerden bir tanesi. Okulumuza emek verenlerden bir tanesi. Kur'an okulunda o da görevli. Buyurun Onur Kaya hocayı dinliyoruz. Merhaba kıymetli dostlar. 2020'de mütevazi bir adımla başlayan manevi rehberlik, danışmanlık ve bakım departmanımızda bugüne kadar 500 civarında öğrenci eğitim aldı. Bu öğrencilerden bazılarının şöyle bir vasfı var. Bulundukları ülkelerde muhacir veya mülteci sıfatıyla vakitleri, enerjileri ve güzel niyetleriyle maddi imkandan mahrum bir şekilde bekliyorlardı. Sizleri de destekleriyle bu imkanı buldular, bu eğitimi aldılar. Önce kendileri o uçaktaki oksijen maskesini kendine takan anne baba örneğinde olduğu gibi bu eğitimi alarak manevi sıkıntı, buhran, yaşadıkları o travmadan kurtulma imkanı buldular. Daha sonra bu donanımla, bu kıvamla başkalarının hayatlarına dokunmaya başladılar. İşte bu açıdan çok önemli bir katkıda bulunuyorsunuz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim Enfal Suresi 3. ayetinde اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diyor. Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar ve kendilerine ikram ve ihsan ettiğimizden infakta bulunurlar, başkalarını desteklerler, yaşatmak için yaşarlar diyor. Cenab-ı Hakk'ın bu ayetine masadak olabilmek için beraber bu kervanın yürümesine katkı yapalım. Evet, Onur hocamız da Kur'an okulumuzda gayretleriyle devam ediyor çalışmaya. Efendim şu anda ekranda görüyorsunuz akışta, daha doğrusu altta yazan akan yazıda hem telefon numarası var hem de e-mail adresimiz var. Tekrar ediyorum, WhatsApp hattına, o telefon numarasına WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. O telefon numarasına WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. Eğer
ödemede güçlük çektiyseniz ya da işlem yapmakta güçlük çektiyseniz, başka sorularınız varsa, aynı zamanda birilerine ulaşmanız ya da birilerine ulaştırmanız gereken mesajlarınız varsa bağış yapacak olan, onlara da bu numaraları verebilirsiniz. Ve de aynı zamanda okulumuzdan arkadaşlarımızın özellikle cevaplamasını istediğiniz sorularınız varsa da WhatsApp'tan yine ulaşabilirsiniz. Son gelen rakamlara bir bakayım bir kere daha. Efendim 187 kişi reel ödeme yaptı. 250 kişi de bulup vereceğini vaat etti. 439'a ulaştık diyor. Ve Hasan Bey, güncelleme varsa lütfen iletin. Ama ben hemen sevgili seyirciler bir rakam daha vereyim. Evet. Marcel inşaat olarak 10 bin dolar vermişler idi. Kur'an aşıkları grubundan hemen o anonsu bir kere daha yaptım inşallah. 10 bin dolar vermişlerdi. Allah ebeden razı olsun. Yeni rakam geldikçe inşallah sizlerle paylaşacağım kıymetli seyirciler. Şu anda 1000'in altında bir seyircimiz var. Ama dedim ya, yavaş yavaş sona geldik diye. Birkaç videomuz, daha doğrusu 2 tane videomuz kalmış. Hemen onları da seyrettireyim. Yüksel hocamız var. Şimdi sırada Yüksel Çayıroğlu hocamızın size bir mesajı var. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepimizin bildiği üzere son yıllarda yuvalarımız dağılıyor. Boşanmalar artıyor. Ailevi problemler çoğalıyor. Kur'an ve sünnetten hareketle giderek artan ailevi problemlere çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sağlıklı ve mutlu ailelerin kurulabilmesi için çabalıyoruz. Fakat bütün bu çalışmaların sizlerin bağış ve desteklerine bağlı olduğunu unutmayınız. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak to all of you. At Respect, we're looking to realize the vision of Ustad, his vision that he had for Madrasatu Zahra, an institution of learning that will regenerate the Muslim Ummah. Here at Respect, we're looking to focus on teaching the Risale-i Nur in a scholarly way, and also the teachings of Hoja Effendi for all of humanity, but more specifically for the youth as well, to build a new generation with a solid, grounded understanding of Islam. These are our children. These are your children. So we look forward to your dua and your donations. Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. Dualarınızı ve bağışlarınızı bekliyoruz dedi. İnşallah bu kıymetli isim de kimdi? Yusuf Rios Bey, Dini Hizmetler Direktörümüz, okulumuzun Dini Hizmetler Direktörü Yusuf Rios Bey'den de böyle bir mesaj aldık. Mustafa Fidan abi'den son cümlelerini alayım. İnşallah sonra da finalde bir bağlantımız daha olacak. Onunla bir duayla ve son bir mesajla bitirmiş olacağız kıymetli seyirciler. Mustafa abi, gidişatı nasıl buluyorsunuz? Benim gördüğüm kadarıyla, sizin de vurguladığınız kadarıyla ödeme güçlüğü çekenler var sistem üzerinden. Ama onları da saydığımıza rakam belki de inşallah ulaşacak yine, öyle gözüküyor. İnşallah, inşallah. Yani bizim ümidimiz var. Bir başka yerden ben de bu arada arayanlar oluyor. Diğer eyaletlerden, state'lerden. Abi biz programı seyrediyoruz. Zorluk çekiyoruz. Bazı arkadaşlarımız var. Tam bu farklı bir şeylerin olduğu da güne de geldi. Ama biz çalışıp bu açığı kapatacağız diye oradaki esnaf arkadaşlar da bana ulaşıp söyleyenler oldu. Ben ona katiyen inanıyorum. Allah'ın izni inayetiyle. Dediğimiz gibi bu da güzel. Yani bugün bu taahhüt edilen rakamlar, her ne kadar biz hedef gördüğümüz şey olmamış gibi olsa da, fakat bu kadarı bile Allah'ın izni inayetiyle güzel. Bu esasında bizim gayretlerimiz de o işin olacağını gösteriyor. Ben arkadaşlarımın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten Asım, sen de böyle güzel şey yaptın. Allah razı olsun. Esasında ben arkadaşlara diyorum ki ya Asım benden güzel yapıyor. Bütün state'lere de diyorum ki Asım'ı çağırın. Hakikaten güzel yapıyorsun. Allah razı olsun. Güzel kardeşim. Bir de yaşayarak şey yapıyorsun, söylüyorsun. Senin sözün daha ziyade tesir ediyor. Estağfurullah abi. Onun için yani biz kömürlü lokomotifler. Gerçi sana bir kere daha söyledim o Pensilvanya'ya geldiğimizde. Sen elektrikli tren gibisin. Maşallah. Güzel yapıyorsun. Arkadaşlar da Allah razı olsun. Okuyan kardeşlerimiz, biz bizzat yaşayanların söylediği şeyler de çok mühim. Bunlar orada bizzatihi bu okulun amacını, gayesini ve önemini anlatıyorlar. Bu çok mühim. Evet. İnşallah olacak. Çok teşekkür ediyorum. Allah i̇nşallah. Razı olsun. Güzelim. Sağ olun. Biz size teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum inşallah.
Her birliğiyle beraber, yani bu program bitiyor diye iş kapanmıyor. Gene beraber şey yapıp bu işi inşallah halledeceğiz. İnşallah. Arkadaşlarımızla beraber. Allah razı olsun. Mustafa abi, hem size hem yengeme teşekkür ediyorum. Hürmet ediyorum. Hayırlı Allah Ramazanlar diliyorum. Allah razı getirsin. Sağ ol. Amin. Güzelim. Sağ olasın. Allah razı getirsin. Sağ olun. Evet kıymetli seyirciler, bir bağlantımız daha olacak. Noktayı öyle koyacağız. Edilecek olan bir dua var çünkü. O duayı edecek olan çok kıymetli bir isim de bizim okulumuzun böyle fedakar isimlerinden bir tanesi. Beytullah Çolak, halkla ilişkiler sorumlusu Beytullah Çolak hocamız bizimle beraber. Beytullah hocam hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah razı olsun Asım abi. Allah Comestas diye mi soruluyordu İspanyolca'da? Evet. Nasılsınız? Allah razı olsun. Elhamdülillah. Muy bien. Muchas gracias hermano. Que Dios te bendiga. İsterseniz böyle devam edebiliriz yani. benden ancak Comestas'a kadar olan kısım. İnşallah öğreneceğim. İnşallah öğrenmeye devam edeceğiz. Evvelki gün New York'taydık. Bir diyalog programında zaten yarısı hemşerilerimizdi yani. Arjantin'den, şeyden, Puerto Rico'dan, Dominik Cumhuriyeti'nden böyle güzel tam Manhattan'da bir diyalog programı vardı. Maşallah. Elhamdülillah yani respect sadece yani buradaki dini hizmetlerden ibaret değil. Elhamdülillah başkanımız da 2-3 güne bir gidiyor oralara elhamdülillah. Böyle farklı alanlarda yani hizmet bir bütündür diyoruz yani. Bizim evet. Mottomuz o. Evet. Hizmet bir bütündür. Bütün üniteleriyle bulunmaya çalışıyoruz efendim. Beytullah hocam, kısaca bugün şu ana kadarki programı nasıl değerlendirdiniz? En sonunda da bir tane dua etmenizi isteyeceğim. Onun için fikren de lütfen hazır olun. Daha önce ben bunu size söylememiştim. Dua edin diye söylememiştim. Ama duayla noktayı koyalım inşallah. Sizden şu ana kadarki gidişatla alakalı ne söyleyeceksiniz? Buyurun. Elhamdülillah gayet güzel. Yani geçen yıla göre hani burada realize edilebilen rakamda belki iki katı var. Hedefe şu an %50'si söylenmiş olsa bile ben inşallah programdan sonra da Avrupa'daki abilerimizin, ablalarımızın şimdi bir kısmı namazda, bir kısmı teravihte. Hemen bir araya girebilir miyim? Beytullah hocam, araya girebilir miyim bir? Tabii, buyurun. Ne çok sözümü kesiyorsun demezsen. Çünkü bir tane yani burs geldi de bizim masal kafeden Selahattin Bey New York'ta. Ben demiş inşallah ayda $1000 yapalım. 20 burs vereceğim demiş. Rakamı bu şekilde söylemiş, ilan etmiş. Selahattin Bey ona göre rakam belli oldu. Anons ettim. İnşallah Allah kabul eylesin. Allah daha da ziyade eylesin inşallah. Buyurun. Masal kafeyi doldurup boşaltsın inşallah. Oraya para basma yeri olsun inşallah. İnşallah. Hacı Muammer abinin ifadesiyle ziyaret etmiştik. Böyle işte inşallah öyle olsun. Ya Rabbi Amin. Bütün abilerimizin, ablalarımızın işlerini, güçlerini Rabbim bereketiyle taçlandırsın ya Rab. Şunu söylemek istiyorum abi. İki şey. Bir, Ergün hocamızın belirttiği şey zekat meselesi. Yani bununla ilgili fetvalar var. Yani o derine girmedi. Biz burada konuşuyorduk. Yani insanlar bazen yani bir müesseseye verilebilir mi işte ihtiyaç sahipleri falan. O 8 ünitede söylenen Kur'an'daki ayeti fi sebilillah kısmı tamamıyla bu direkt respect onunla ilgili bir yer. Yani hani indirekt de değil yani bazen hani indirekt kurumlarımız da oluyor ki bütün hizmet kurumları buna dahildir. Çünkü ilahi kelimetullah için yola çıkmış insanlar, Allah için memleketlerini bırakmış insanlar. Dolayısıyla hepsi buna dahildir. Ama hani direkt İslami ilimlerle irtibatlı olması hasebiyle fetvalar var bu hususta. Gönül rahatlığıyla. Onun için biz de zaten ismi bu yıl hafiften değiştirdik. Respect, zekat, burs ve bağış programı dedik. İkinci bir nokta vakfiye meselesini başta Doktor Süleyman Eriş hocamız söyledi ama
ta en başta söylediği için unutulmuş olabilir. Cebinde, vakfiyesinde endowment dediğimiz yani hani küçük yerler bile, mesela burada normalde fotoğrafını size gösterecektim. 1772'de kurulmuş Moravian İlahiyat Okulu. Asma abi. Moravian İlahiyat Okulu 1772'de kurulmuş ve bu şehrin kurucuları bu insanlar. Bu şehri kurarken ilahiyatlarını kurmuşlar. Buradaki Nazaret şehrini, efendim Bethlehem şehrini kuran cemaat bunlar. Ve bunlar direkt kendi din adamlarını yetiştirecek yeri açmışlar. Şehirle aynı yaşta yani. Dolayısıyla bizim yani vakfiye ile ilgili özellikle yani büyük himmet sahibi insanları inşallah atsınlar şu an burada bizi seyreden insanlar. Kendileri biliyorlar yani Los Angeles'ta, Chicago'da, Houston'da, Dallas'ta, New Jersey'de, Boston'da bu insanlara yani imkanı olan insanlara şu videoyu atıp buranın misyonunu bildirmek durumundayız. Yoksa geçen her gün gecikilmiş demektir. Yine bir kessem sözünü Beytullah Hocam. Vallahi sen ekrana gelince bağışlar artmaya başladı. Bir seyircimiz, bir abimiz adımı söyleme dedi. Ben hemen arkadaşlara da söyleyeceğim, size de söyleyeceğim. 100 bin dolar veriyorum respekte dedi. Tekrar maşallah ediyorum. 100 bin Allah dolar veriyorum respekte dedi. Bunu da hemen iletmiş olayım. Mutlu oldum. Allah ebeden razı olsun. O abimizin samimiyetine ben çok şahit oldum. Onun için ona Rabbim daha da fazla versin, ihsan etsin inşallah. Çok gayretli bir insan, aynı zamanda çok samimi bir insan. Böyle bizim aramızda örnek gösterilebilecek olan insanlardan bir tanesi. Allah ebeden razı olsun. Hem kendisi hem yenge hanım öyle. Bütün bağış yapanlar öyledir de bu abimizi ben bizzat tanıdığım için söylüyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Abimiz Binbarekallah. 100 bin dolar söyledi. Biri de veren, beşi de veren, Allah ebeden razı olsun. Bakın ben de bir örnek vereyim. Bundan 3-4 ay önceydi. Biraz başkanımızın sıkıntıdayız demeye başladığı günlerdeydi. Hissetmiş bir ablamız Türkiye'den. Geçen yıl bizim programımıza katılmıştı. Bir burs vermişti. Daha program başlamadan abi 3 ay önce 600 doları şey yapmış ve bu emekli bir ablamız. Maşallah. Ben bunu anlatıyorum ta ki yani bu programı izlemeyen insanlar hakikaten yani respekti bilmiyorlar. Ve bilenler Allah rızası için yani çevrenizdeki ehli himmet insanlara bunu ulaştırabilirseniz hakikaten gönüller coşacak. Ve biz bakın 1770'lerde şu an respect Bethlehem şehrinde buradaki Moravian komitesinin burada şehir kurarken kendi ilahiyatını da kurmuş insanlardan 300 yıl neredeyse gerideyiz. Yani dolayısıyla Allah rızası için yani hani bunu bir şey olarak görmeyin, 3-5 kişinin bu çok büyük bir temel taşı. Yani bugün şeyde seyrediyordum işte Reha abinin programını seyrediyordum. Abdullah abi ağzından güller dökülüyor böyle anlatıyor. Ama İngiltere'de, Kanada'da, Amerika'da nerede bu hakikatleri, iman hakikatlerini İngilizce telaffuz edecek insanımız nerede? Yani biz 30 yıldır buralardayız. Bunun yani biz dün başlamamız gerekiyordu. Bugün değil, yarın değil. Yani şu an bizde 2 yıllık ilahiyat yüksek lisans programı var. Biz normalde buraya milyonlar gelmesi lazım ki biz diyelim hadi düşünelim o zaman 4 yıllık lisans programında düşünelim diyelim. Ama o da biz olacak. Şu an İşte bu yılı nasıl geçireceğiz? Onun derinliğinde olmamamız lazım. Yani vakfiye meselesine özellikle vurguda bulunmak istiyorum. Süleyman Beytullah Hocam, vakfiye ile alakalı bir not düşsem olur mu? Vakfiye,
özellikle hayır hasenat yapmak isteyen varlıklı olan ailelerin, iş adamlarının hayır için verdikleri bir kurumdur kıymetli seyirciler. O kurumun gelirleri bağış yapılması istenilen yere akar. Yani Fatih biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Fatih Camii'nin hemen etrafında vakfiyeler vardır. O vakfiyelerin gelirleri orada okuyan talebelerin bütün iaşesini karşılamıştır. O hocaların bütün iaşesini karşılamıştır o vakfiyeler sayesinde. Şimdi vakfiye dediğimiz şeyi hafife almamak lazım. İki tane dükkan, üç tane arazi, bilmem bir tane daire vesaire bunlarla bu tür vakfiyelerle sizin edeceğiniz, gelir elde edeceğiniz kısımlar doğrudan doğruya okula akacaktır. Onun için vakfiye temini de çok çok önemli. Hele Süleyman hocamızın en başta dediği gibi artık biz üçüncü aşamadayız ve bu noktada artık bizim okulumuzun finansal yapısını çok ciddi olarak denetleyecekler hakikatiyle karşı karşıyayız. Yani adam senin banka hesaplarında ya da varlıklarının arasında bir şeyler görmeli. Bir şeyler görmeli ki bunlar bu işi yapabilirler, bu iş böyle devam edebilir, bu okul açılsa bile bundan sonra yürüyebilir denilebilsin. Onlar öyle diyebilsinler. Yanılmıyorum değil mi Beytullah hocam? Kesinlikle. Çünkü yani bu bir restoran değil. Yarın kapatıyorum diyebiliyorsunuz bir restoran için. Farklı müesseseler için. Ama eğitimle ilgili Batı'da ve özellikle Amerika'da işe girdiğiniz zaman size iflas şeyi vermiyor, imkanı vermiyor yarın için. Diyor ki cebinde param varsa bu işe gir diyor. O zaman bize düşen burada inşallah vakfiye ile ilgili de ulaşabileceğimiz insanlara, yani çok insanımız var. Yani belki Avrupa'da bir 30-40 bin insanımız var. Belki burada bir yine ona yakın bir insanımız var. Yani bu insanlarımıza ulaştırabilirsek bu müessesenin misyonunu, yani bu programı izlettirebilsek, mesela gidip bir çayını içsek, mesela bugünlerde biraz arası limoni bizimle olan abimize mesela çok gelip gitmeyen, gitsek anlatsak yani Allah'ın izniyle bakın burada 70'ini geçmiş Mustafa Fidan abi 18'indeki gibi bakın programın başından beri heyecanla Allah razı olsun burada nice insanlar var. Keşke yani şu programı o insanlara ulaştırabilsek, sonra kendileri bilir. Yani misyonu evet, anlar evet. Yapmazsa eyvallah. Ama benim derdim yani bazı insanlara bu ulaşamıyor, ulaştırabilirsek, gidip bir yarım saat bir çayını içsek, dediğim gibi böyle şu an çaya çorbaya az gelen insanlar özellikle böyle gidip böyle hem hakikaten insanlar aşka şevke geliyor abi ya. Burada yani yoksa hani toparlanma dönemindeyiz ya, insanlar gördüğü zaman buradaki bak şu talebeleri görüp de bir aşka şevke gelmemek. Bakın doktor kalayım kim biliyor musunuz Asım abi? En başta konuşanlardan bir hanımefendiydi. Evet, baştaki konuşanlardan biri. Hemen ofisi benim ofisin yanında. Ta 30 yıl falan önce Müslüman olmuş. Zeytuna kalacının yani Amerika'daki şu an tek lisans ve yüksek lisans olan, akredite olan tek kurumu. Bir de Chicago'da yeni akredite olan bir kurum var. Bak toplamda iki tane ilahiyat var. Yani 300 milyonluk bir ülkede ve Kanada'yı da buraya dahil edin, ilahiyatımız yok. Onun için sadece mesela Divinity School'lar var üniversitelerde. Sadece İslamiyet'le ilgili, hatta o Divinity School'larda direkt sadece İslam da değil yani. Birçok din okunuyor. Yani dolayısıyla İslam ilahiyatını kim öğretecek? Evet. Bakın bu master programında inanır mısınız? Bir tane rahibe var. Rahibe, doktorası olan bir insan gördü programı, çok hoşuna gitti. Yani ben buradan diyalog işleriyle ilgilenen arkadaşları da davet etmek istiyorum. Lütfen çevrenize bizim master programını da tanıtın. Yani her türlü insan, ateist olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Yani intrafaith ekibini de çağırıyorum, buradan davet ediyorum. Allah rızası için şu programı etrafımıza anlatabilirsek gittiğimiz yerlerde, yani mesela şu an Ramazan'da bir sürü programlar oluyor. Tanıtabilirsek öğrencilerin de kendileri ayrıyeten bir buraya bir destek olmuş oluyor. Evet. Çünkü
parasını veren bir insan zaten aslında o da olayın ayrı bir yönü. Yani mesela öğrenci bulabilseniz bu da bizim için büyük bir destek. Yani bir öğrenci mesela İnşallah. 18 bin dolar ödeyecek. Evet. Bu hususta da yani burada Kanada'daki, Amerika'daki özellikle insanlarımızı master programımızı çevreye tanıtma ve onlara yakından anlatma. Beni arasınlar. Yani telefon numaram her tarafta var zaten. İnşallah bu hususta Allah ebeden razı olsun Asım abi sizden. Bu emeği geçen baştan sona herkesten Rabbim razı olsun. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Allah razı olsun. Bir duayla noktalayalım. Şöyle abilere. Bütün abilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ama inşallah yani bu misyonu yani halkın anlaması lazım. Yani halk anlarsa bu iş olur. Yani ulaştırmaya çalışalım inşallah. İnşallah. Beytullah Hocam sizden dua istirham ediyorum. Şöyle kısa da olsa bir duayla noktayı koyalım. Şu anda rakam 629'a ulaştı. Yani 1000'de hedefimiz. Şu ana kadar 190 kişi reel ödeme yapmış. 439 kişi vereceğim demiş. Çünkü sistemle alakalı bazı sorunlar var. Benim anladığım kadarıyla 629'a ulaştık. Elhamdülillah. Bin bereket. Geçeceğimize de inanıyorum. Ama vakfiyeyi unutmayalım abi. Vakfiye 3 milyon dolar vakfiyesi var. Bunun içinde Allah rızası için insanımızdan istiyoruz. Yani gidip böyle bir günümüzü bugün verdik Respect'te. Bir de yıl içinde bir günümüzü daha verelim. Respect'in bu videosunu götürüp imkanı olan insanlara izletip vakfiye ile ilgili destek isteyelim inşallah istiyoruz. İnşallah. Allah ebeden razı olsun. Amin. Asır suresiyle inşallah sahabe efendilerimiz ayrılırmış. Asır suresini okuyup inşallah ona dua ekleyelim. Olur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه الحمد لله ملء السماوات وملء الأرضين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم المفسدين
La ilahe illa ente subhanak inni kuntu minaz zalimin. Rabbi inni messeniyed durru ve ente erhamur rahimin. Rabbi inni mağlubun fantasir. Fantasir ya Rahman ya Rahim. Allahümme inna nes'eluke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel khatime. اللهم اطلاق سراح إخواننا وأخواتنا وصداقنا وأصدقائنا وأحبابنا وأحبائنا ومن عد منا من المؤمنين والمؤمنات لا سيما المظلومين والمسجونين والمغدورين والمستنطقين والمغيبين والمتهمين بالإرهاب إطلاقا سراحا جميلا في أقرب 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 زمان تغنينا بها نطلاق من سواك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Allah razı olsun Beytullah Hocam. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Allah muvaffak eylesin inşallah. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar cümle. Allah razı olsun. Kıymetli seyirciler, programın sonuna geldik. Takip ettiniz, sahip çıktınız, destek oldunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza da Allah ebeden razı olsun. Hem destek olanlardan, hem seyredenlerden, hem de imkanım yok, dua ediyorum diyerek destek olanlardan Allah ebeden razı olsun. Ben bu rakamın inşallah böyle 1-2 gün içerisinde geçileceğine inanıyorum. Şu an itibariyle rakam, kapanış rakamımız olsun. Hasan kardeşim bana son bir rakam verebilirsen memnun olurum. En sonki rakamı bir daha tekrarlamam gerekiyorsa tekrarla diye mesaj atabilirsin. Ama yazanlar var, çok sayıda yazan var. Onları da düşünerek yapmakta fayda var. Son bir rakamı söylersen memnun oluruz. Ondan sonra da inşallah finali yapmış olalım, noktayı koymuş olalım daha doğrusu. Artık final yapacak halimiz de kalmadı. Şu program başında ayda $50 verecek 1000 kişiyi hedeflemiştik, beklemiştik. Bunun için yola çıkmıştık. Şu anda kıymetli seyirciler 190 kişi, 3 kişi, 190 kişi reel ödeme yapmış. 442 kişi de vaat etmiş inşallah ve 632'ye çıktı rakam. Son rakamımız şimdilik. Bu program biterkenki rakamımız bu. Program bitmeden keşke 1000'i yakalayabilmiş olsaydık ama belki de sistemle ilgili arızalar da vardı. O arızaları da inşallah giderirsiniz. Tekrar ediyorum, ekranda yazan telefon numarasına da WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı atabilirsiniz. Onlardan sizi yönlendirmelerini, yardım etmelerini de isteyebilirsiniz. Başka farklı yöntemlerle nasıl paranızı, bağışlarınızı yollamak istiyorsanız, zekatlarınızı yollamak istiyorsanız onları da söyleyebilirsiniz. Bizden bu kadar efendim. İnşallah Rabbim hayırlı eylesin. İnşallah hayırlara vesile eylesin ve bizi rızası istikametinden hiç ama hiç ayırmasın. Yarın inşallah bir ümittir Ramazan'da Türkiye saatiyle 17.45'te görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık.